Etkinliğimiz şimdi başladı. Biraz 2 dakika bekleyelim katılımcıların gelmesi için. Daha sonra konuşmaya başlarız Fethi Bey. Tabii ki. İsterseniz etkinliğimize başlayabiliriz şimdi. Hı. İçine uygunsa. Merhaba Tabii. arkadaşlar. Ben Deniz Şahin, Google DevOps Students Club Yozgat Bozok Üniversitesi lideriyim. Bu etkinliğimizde Sayın Fethi Bey bizimle birlikte olacak. Onun girişimcilik ve kariyer gelişimi hakkındaki sohbetini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Fethi Bey. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu güzel etkinliğimize katıldığınız için gerçekten teşekkür ederim. Bugün güzel bir gün geçmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Öncelikle böyle güzel bir etkinliğe davet edildiğim için de teşekkür ederim. Kendime bana fırsat verildiği için de teşekkür ederim. Bugün zaten çok teknik bir konuya değinmeyeceğim veya teknik konuşmayacağım. Bugün daha çok bulunduğum konuma nasıl geldim? Yani neler atlattım, neler yaşadım? Biraz bunun üzerinden sohbet edeceğiz aslında diyebiliriz. Biraz sohbet havasında gerçekleştireceğim ama tabii ki de sunum olacak hayatımla alakalı. Benim için biraz garip bir olay çünkü hayatımda ilk defa kendi hayatımla ilgili bir sunum hazırladım. Biraz da garip oldu çünkü bu sunum hazırlarken geçmişe dönüp çok baktım, yaşadığım şeyleri, neler atlattım vesaire. Peki neden böyle bir konu hakkında konuşmak istiyorum? Onun üzerinden de birazcık bahsedeyim. Şimdi şu anki gençlerde şunu daha çok görüyorum. Bir umutsuzluk, bir hayatım kötüye gidiyor, kötü durumdayım, ne yapacağım, ne yapmam gerekiyor gibi soruları çok görüyorum, çok duyuyorum. Burada aslında bunu bir tık motivasyon sohbeti olarak düşünebilirsiniz. Tabii burada böyle saçma sapan motivasyon şeyleri vermeye çalışmayacağım. İşte mücadele edin, yapın vesaireden ziyade yani ben bir şeylerin üstesinden nasıl geldim, neler atlattım, neler yaşadım, bunlarla ilgili ne yaptım. Belki kafanızda birazcık evet ya yani bu böyle bir şeyle bu şekilde başa çıkmış, ben de başa çıkabilirim gibi düşünce oturabilir diye böyle bir konuyu seçtim aslında. Tabii ki de hem hayatımı anlatacağım ama genel olarak aslında zaten sonuç şuna bağlanacak. Bulunduğum konum mesleki anlamda konum olacak aslında. Yani ben mesleki anlamda bulunduğum konuma nasıl geldim, ne süreçlerden geçtim, neler yaşadım, ne zorluklar gördüm, ne kolaylıklar gördüm ve ne durumda ne tür aksiyon aldım aslında bunun üzerine sizlere de birazcık bir aydınlatıcı olması adına böyle bir konuyu seçtim diyebiliriz. Şimdi isterseniz ben yavaştan bir ekran paylaşayım. Niye paylaşmadı? Bir Bir daha bakayım. yapalım. Benden dolayı olabilir. Tamamdır o zaman. Şu an görünüyor mu? Evet, şu an gelmeye başladı sunumunuz.
Süper, tamam. Evet, konumuz hayatı debuglamak. Yani aslında benim hayatımı bir tık debug ede de yaşayacağız, göreceğiz. Neler atlatmışım, neler yaşamışım ve bunlarla nasıl başa çıkmışım. Nasıl şu anki olduğum hem karakter anlamında hem mesleki anlamda adam olmuşum. Birazdan bunlara değineceğiz. Öncelikle ben kimim? Şu andan biraz bahsedeyim. Yani şu anki bulunduğum durum ne? Bu arada şunu lütfen karıştırmayın. Hani ben bulunduğum yere nasıl geldim diyorum ama ben neticede bir CEO değilim. Çok böyle önemli bir insan da değilim. Sadece şu an hayatımı sürdürebilecek kadar güzel bir para kazanıyorum. Şu an güzel bir, sevdiğim bir mesleğim var. Hani bunu lütfen şey olarak düşünmeyin. Kendimi çok üstte görmek olarak değil. Sadece kendi kendine yetebilecek bir insan nasıl oldum mesleki anlamda ve sevdiğim işi yaparak bunu nasıl yaptım. Bunun üzerinden konuşmaya çalışacağım. Peki şu an ne durumdayım? Aslında ondan bahsedeyim. Şu an 28 yaşındayım. Fethiye'de yaşıyorum. Atlas Tech firmasında backend developer olarak çalışıyorum. Aslında hepinizin içeceklerin üzerinde gördüğü o yuvarlak şekli yapan firma diyebiliriz. Geri dönüşüm projesi adı altında. Tabii bunun detaylarını çok veremeyeceğim ama bu sene içerisinde o şekillerin ve Türkiye'nin dört bir yanında bulunacak olan depo iade makinelerin yapımından sorumlu olan bir şirkete çalışıyorum. Aynı zamanda Finswipe adı verdiğim bir şirketin de kurucu ortağıyım. Yani kurucusuyum yazmışım ama tek başıma kurmadım. Kurucu ortağıyım. Üç tane kedim var. Ellerinizden öper. Çok da severim hepsini. Hepsi benim evladım gibidir biraz. Onlarla beraber ben de büyüdüm derim. Star Wars'u çok severim. Beni tanıyan veya diğer eğitimlerimi, konuşmalarımı izleyen arkadaşlara da bilir. Şu anda 8 bölümlük bir mini dizi senaryosu yazıyorum. 7. bölümdeyim. Bir bölüm kaldı. Gitar öğrenmeye çalışıyorum. Müzisyen bir aileden gelmiş olmanın verdiği bir içgüdüyle diyebilirim. Aynı şekilde şu an hali hazırda Jimmers adlı Arap Emirlikleri kaynaklı bir şirketin backend tarafını geliştiriyorum. Tabii bunu freelancer olarak yapıyorum. O benim ana işim değil, ana işim Atlas Tech. Peki, ben kimim? Biraz ondan bahsedeyim. Yani şu an ne durumda olduğumuzu konuştuk ama önceden nasıl bir insandım? Biraz ondan bahsedeyim. Ben aslında 28 yaşında olduğum için 96 yılında müzisyen bir ailede Şişli İstanbul'da doğdum. Şişli Kurtuluş hatta bu belki bileniniz vardır. Küçüklüğümde çok şımarık, görgüsüz ve hiperaktiftim. Birazcık da ailemin beni şımartması üzerine tabii bu şımarıklık oldu ama şımarık bir çocuktum, zor bir çocuktum yani. Ve çok fazla küçüklüğümde dışa dönüktüm ve o dönem durumumuz iyiydi aslında. Tam bir tipik zengin hayatı yaşıyordum. Yani zengin hayatından kasıt neydi? İşte hadi şuraya gidelim diyordum. Gidip götürülüyordu. Hadi şunu yiyelim diyordum. Yeniyordu hani. Zengin hayat dediğim şey o aslında. Doğuştan Beşiktaşlıydım. Yani babam ve babamın ailesi Beşiktaşlı olduğu için ve bizim doğduğumuz yerde de Beşiktaşlı dışında bir takım tutulmadığı için doğuştan Beşiktaşlı olarak doğdum. Ve bir sürede gerçekten Beşiktaş'ı çok sert bir şekilde, çok haşin bir şekilde destekledim. Çok yoğun bir şekilde destekledim. Ancak büyüdükçe arka planda kalmaya başladım. Yani ona değineceğim ama yani yaşım büyüdükçe aslında daha içine kapanık bir insana dönmeye başladım. Bu ailesine çok bağlanmak zorunda bırakılmış kısmı da şu. Şimdi her aile çocuğunu korumak ister tabii ki de ve onu bir şekilde kısıtlar. Bu olması gereken bir şeydir tabii ki. Ben bunu bir tık fazla yaşadığımı düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem doğru veya yanlış tartışılır ama mesela yaşıtların bir yere gittikleri zaman veya bir aktivite yaptıkları zaman uzak bir yerdeyse bu aktivite, çok da uzak değil tabii ama bir tık uzak bir yerdeyse ben gidemiyordum mesela. Veya işte yaşıtlarımın yaptığı çoğu şeyi izin verilmediği için yapamıyordum. O nedenden dolayı aileme de çok aşırı bağımlıydım böyle. Yani onların ağzının içine bakıyordum hep bir şeyler yapabilmek için. Ve ta isimli bir tane de kardeşim var. 12 yaş küçük benden. Peki, şimdi hayatımın üzerinden birazcık çok hızlı geçmek istiyorum. Hayatım neler yaşadım, hayatım nasıl geçti, 28 yaşım nasıl geçti aslında. Zaten bahsetmiştim, doğduğumdan beri hiperaktifmişim aslında. İlkokul dönemlerinde hatta ortaokula kayan dönemlerde de gerçekten ailemi ve çevremi çok zorlamışım. Çok yaramazlık yapmışım. Çok böyle başlarını belaya sokmuşum onların da kendimle beraber. Ve bu süreçte aslında bir tık sosyaldim. Yani sınıf arkadaşlarımla iyi geçiniyordum. Diğer arkadaşlarım vardı. Sokakta oynuyorduk. Biz biliyorsunuz sokakta oynayan çocukların son nesliydik. Sokakta oynuyordum arkadaşlarımla vesaire. Ve bunun yanında da işte yine teknolojik kısımları konuşurken değineceğim ama bir PlayStation 1 oyun konsolum vardı. Yani onun yanında onu da oynuyordum. Ancak şöyle, bu süreçte şöyle bir şey vardı.
Ben çocukluğumdan beri yaşıtlarımın ve işte hemcinslerimin yaptığı şeyleri yapıyordum. Futbol oynuyorduk, ne bileyim güreşiyorduk, dövüşüyorduk, bir şey yapıyorduk ve ben hepsinde çok geri kalıyordum ve bu aslında küçüklükten beri bana hep zorbalanma nedeni oluyordu. Çok zorbalanıyordum diyebilirim bununla alakalı ve aslında bu bir tık bende bir özgüvensizlik oluşturmaya başlamıştı küçüklüğümde ufak ufak. Kendimi hep geri tutmak zorunda kalmıştım. Hep böyle içime kapanmaya doğru gidiyordum. 2008 yılında kardeşim doğdu aslında. Ve hayatım aslında kökten değişti diyebilirim iyi anlamda. Bu zamana kadar, 12 yaşına kadar tek çocuk olmanın vermiş olduğu şımarıklık aslında kardeşimin yükümlülüğüyle bir anda gitmiş oldu. Ve kardeşim doğduktan yaklaşık 2 sene sonra da Bahçeşehir Esenkent'e taşındık. Bir taşınma süreci geçirdik. Ve yeni okula taşındım ben. Yeni okula taşındığımda da hem zayıflığımdan dolayı hem de işte böyle bir şeyleri başaramıyordum. İşte futbol oynayamıyordum, bir şey böyle şeyleri başaramıyordum, beceremiyordum. İnternet kafeye gidiyorduk, oyun oynayamıyordum falan. Hani beceremiyordum. Çok fazla zorbalığa maruz kaldım ve özgüven eksikliğimin ikinci darbesini de orada aldım aslında. Yavaş yavaş daha da içine kapanmaya başladım o süreçte. Yavaş yavaş aslında kendimi sosyal anlamda soyutlamaya, içime dönmeye ve oyunlara daha fazla vakit ayırmaya başladım. Ve oyunlara ve kardeşim, yani evin içinden çıkmıyordum, sürekli oyun oynuyordum. Kardeşimle ilgileniyordum. Yaşıtlarım sosyal bir aktivite yaptıkları zaman onlara katılmıyordum ve hep içime kapanık bir şekilde yaşıyordum. Annemle babam boşandılar. Bu süreçte de annem, kardeşim, ben yaşıyorduk. O dönemde de zor zamanlar geçirdiğimiz için orada da aslında özgüvenim bir tık hayata karşı umudumda kırıldı. Çok fazla detay vermeyeceğim çünkü hem sizi sıkmak istemiyorum hem de gereksiz. Boşanma yaşandıktan sonra hayatımız bir anda tepe tekme taklak oldu aslında. O bahsetmiş olduğumuz zenginlik dönemi 180 derece dönüp aslında çok zor durumlara, aslında çok zor bir döneme denk getirdi hayatımızı. Dördüncü adımı geçiyorum. Onu niye ekledim bilmiyorum. Ve evet, yani maddi imkansızlıkları yaşadığımız dönemde ailem de çok fazla parçalandı. Ben de işte ailem, arkadaşlarım, yakın arkadaşlarımın baskılarına rağmen ayakta kalmaya çalışıyordum. Bir tık şey gibiydim. Deneme tahtası gibiydim diyebilirim. Yani herkes zincirini benden çıkıyor, sinirini benden çıkıyordu. Çünkü sessiz bir çocuktum. Ses çıkarmıyordum, hakkımı savunmuyordum. İçime kapanıktım. O nedenden dolayı aslında insanların benim üzerimden basıp geçmelerine izin verdim. Ve liseyi bitirip üniversiteye geçtiğimde de aslında çevrem bir anda değişti. Yani daha olgun insanlarla tanıştım, daha farklı hayatları olan insanlarla tanıştım. Ve orada aslında bir tık büyümek zorunda olduğumu hissettim. Çünkü geçmişimle yaşayamazdım. Bir şekilde devam etmem gerekiyordu. Ama yaşayamadığım bir çocukluk vardı. Çocuklu olmak istiyordum. Ancak üniversitede onu törpüleyip aslında şu kafaya girdim. Evet, yani ben önceden ne yaşanmış olursam yaşayayım, hayatımı bir şekilde devam ettirmem lazım. Çünkü hayat bir yarış ama hayatta kalma yarışı aslında. Kendinizi bir şekilde hayatta kalabilecek seviyeye getirmeniz gerekiyor. Ve geçmişte bu kadar fazla takılarak aslında bunu yapamazsınız. O nedenden dolayı ben üniversite zamanında özgüvensizdim, asosyaldim. Böyle çok kötü hissediyordum kendimi. Çok böyle kendimi dış dünyadan soyutluyordum. Ancak bir şekilde büyümem gerekiyordu ve hayatımı yoluna koymam gerekiyordu. Çünkü hayat tereddütü affetmiyor. Üniversitenin ilk senesinde ben bilgisayar mühendisliğini şöyle yazdım. Ondan da bahsedeyim. Lise sonunda üniversite sınavlarına girdiğimde aslında benim aklımda bilgisayar mühendisliği yazmak yoktu. Bilgisayar mühendisliğini, bilgisayar işlerini ve tamirini çok iyi yaptığım için o dönemin rehberlik hocası önermişti. Dershanenin rehberlik hocası önermişti. Ve ben aslında bilgisayar mühendisliğinin ne olduğunu ve içeriğini çok iyi bilmiyordum. Bilmeden yazdım ve kazandım. O nedenden dolayı da üniversiteye gittiğimde aslında beklediğim gibi çıkmayınca bilgisayar mühendisliği bölümü ilk sene çok tokezledim. Ders notlarım çok düşüktü. Birazcık da üniversiteye alışma zamanında tökezlemiştim. Bu da bir yerden sonra kariyerimi, geleceğimi, şu an ne yaptığımı, ne yapacağımı sorgulatmaya başladı. Yani bir üniversite okuyorum, bilgisayar mühendisliği yazmışım, notlarım çok kötü. Yani yapmak istediğim meslekle ilgili şeyleri yapamıyorum ve gelecekte ne yapacağım? Bu yüzden ben ikinci sınıfın yazına kadar bunları düşündükten sonra üniversite ikinci sınıfın yazında, yani ikinci sınıf üçüncü sınıfa bağlayan dönemde bir aydınlanma yaşadım ve dedim ki ya benim oturup gerçekten kendimi yazılım anlamında geliştirmem lazım. O yüzden ders çalışmayı bir tık daha geri plana attım. Yani üniversiteyi bitirecek kadar puan kazanıp kendimi kariyerime hazırlamaya başladım.
Bunu da değineceğim zaten nasıl yaptığımla alakalı. Üniversiteyi şimdi şöyle, üniversite bana şunu kattı. Üniversiteyi bitirdim, evet, ve üniversitede büyüdüm aslında. Çünkü çevremdeki diğer insanlara bakıyorum. Onların kendi hayat mücadeleleri var. Onların bir şekilde hayatlarını devam ettirmek için çabalarını görüyorum. Benim de bunu yapmam gerektiğini hissediyorum. Ve üniversiteye her gittiğimde evden de bir tık uzaklaştığım için evdeki problemleri de aslında evde bırakıyorum. Bu benim için bir tık şey oldu. Kendimi geliştirmem, ilerletmem için bir fırsat oldu. Üniversitede kendimi kariyer anlamında bir tık geliştirip bir şeyler yapmaya çalışıp üniversiteyi bitirir bitirmez bir işe başladım. LinkedIn üzerinden bulduğum bir işe. Oranın yeri bende gerçekten çok ayrıdır. Buradan eğer yarın öbür gün ilk çalıştığım firmada çalışan biri izleyecekse eğer. Çünkü ilk iş yeri çok toyum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gerçek bir profesyonel hayat nasıl yaşanır bilmiyorum. Yani okuldan çıkmışım, işe başlamışım. Nerede nasıl davranmam gerektiğini de bilmiyorum. Yazılımsal olarak da bilmiyorum. Çünkü her zaman şunu savunurum ben. Evde istediğiniz kadar sistem kurup proje yapabilirsiniz ama asla bir iş yerinde çalıştığınızda uğraşacağınız şeyle aynı olmuyor. O nedenden dolayı profesyonel iş dünyasında bir tık tökezledim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Geliyorum işe, iş veriliyor. Ya ben bunu nasıl yapacağım, nasıl edeceğim profesyonel olarak. Bir de şimdi iş bulma stresi yaşıyordum ben. Yani evet, hayatımı bir şekilde üzerine sokmam lazım ve iş çalışmam lazım. Çevreme bakıyorum, insanlar iş arıyorlar, bulamıyorlar. Bu da beni çok büyük bir stres sokuyordu. Hayattaki en büyük şanslarımdan biri gerçekten ilk çalıştığım şirkette işe başlamam oldu. Ben hem sektörü hazırladım hem de gerçekten çok şey öğrettim. Ancak şöyle bir durum vardı. O da benden kaynaklı bir durumdu. Şirket çok uzaktaydı. Ben İstanbul'un bir yakasında, şirket de diğer yakasında bulunuyordu. Ve ben her gün aslında sabah 3, akşam 3 olmak üzere günlük hemen hemen 6 saat ulaşım sorunu yaşıyordum. Ancak dediğim gibi bu benden dolayı olan bir şey. Bu şirketten dolayı olan bir şey değil. Çünkü en başta zaten bunu kabul ederek ben girdim işe. Ancak şöyle bir durum oldu. Ona da dayanmamın ve bunu katlanmak demeyeyim de bunu çekebilmemin, yani o alt yolu gidebilmemin bir durumu da evden uzaklaşmak oldu aslında. Yani evdeki sorunlardan, sıkıntılardan uzaklaşıyordum. Çünkü evde daha az vakit geçirdim. Geldiğim zaman uyuyordum zaten. Ve bu şekilde devam etti. Yani ilk işime girdim. Backend developer olarak girdim. C#, .NET backend developer olarak girdim ilk işime ve kariyerimi de bu yönde başladım. Ancak kariyerimde bir süre sonra backend dışında da alanlara ilgi duymaya başladım. Yani dedim ki evet, backend developer oluyorum, güzel, yapıyorum bunu. Ama niye bunu yeni bir şey özür dilerim, yeni bir şey eklemeyeyim ki? Tam o sırada Global AI App şirketinin Machine Learning Crash Course adında bir mentorluk programına denk geldim. Burada yapılan şey şuydu, Google'ın Machine Learning Crash Course kursunu bir grup olarak takip edip bir forum ortamında o dersle alakalı, o eğitimle alakalı sorular sorulup cevaplanabildiği bir şey aslında, program. Ben de orada o dönem yine Udemy'den ve farklı kaynaklardan yapay zeka kursları alıyordum. Ve aslında bu Machine Learning Crash Course konuları da diğer kaynaklardan öğrendiklerimi de birleştirip orada sorulan sorulara bir mentormuşum gibi cevap veriyordum. Ve oradan aldığım geri dönüşler, insanların beni aslında bir katılımcı olmama rağmen mentor sanması özgüvenimi bir tık yükseltmeye başladı. Yani aslında çöküş döneminden bir tık yükseliş dönemine geçtim. Çünkü bu 9. maddeye kadar yaşadığım hayatta hep özgüvensiz, geri planda, kendine güvenmeyen, bir şey yapmadan önce işte ben bunu yapamam deyip vazgeçen, nasıl diyebilirim bunu? Aslında özgüvensiz, direkt bunun şeyi, karşılığı özgüvensiz bir insandı. Çok özgüvensizdim ama size anlatamam yani. Bayağı özgüvensizdim. Şimdi siz diyeceksiniz ki madem özgüvensizdin nasıl oradaki Machine Learning Crash Course'daki soruları cevaplandırdın? Online platform. Kimse seni görmüyor. Kimse bilmiyor. Hatta üniversitede şöyle bir anım da var. Üniversitede ilk konuşma yaptığım zaman bir topluluk önünde, yüz yüze konuşma yaptığımda o dönemin üniversitenin IEEE kulübünün bilgisayar başkanıydım. Ve bir konuşma yapmam gerekiyordu. Ancak sesim o kadar fazla titriyordu ki, o kadar fazla heyecan yapmıştım ki bacaklarım titriyordu, sesim titriyordu. Anlatamam siz yani. İnsanlar zaten bunu fark edip sonrasında evet ya Fethi, sen çok heyecan yaptın, bu kadar yapmana gerek yoktu diye bana bir eleştiride bulunmuşlardı. O kadar özgüvensiz ve şeydim yani, kendimi geri plan tutan bir insandım. Sonra işte böyle bir olay yaşanınca yavaş yavaş özgüvenim yerine gelmeye başladı. Aslında şunu demeye başladım ya, ben
sandığım gibi biri değilim. Demek ki bende daha fazlası var. Demek ki insanlara yardım edebiliyorum. İnsanların değer verdiği bir şey yapabiliyorum. Değerliyim aslında. Çünkü bu zamana kadar değerimi fark edememişim. Hem yaptığım işlerde hem yaşadığım kişisel hayatta. Dediğim gibi kişisel hayatı çok değinmeyeceğim ama kişisel hayatta da çok zorluklar yaşadım. Aileyle alakalı özellikle. Çok yalnız başıma kaldım vesaire. Onların vermiş olduğu bir özgüvensizlikle şey mantığı var yani. Kendimi hep ben bunu hak ediyorum gibi bir şey var aslında. Yani ben başıma gelen her şeyi hak ediyorum kafasındaydım. Ama öyle değil arkadaşlar. Neyse bu olaydan sonra ben makine öğrenmesi yani yapay zekaya çok daha fazla yöneldim. Çok daha yöneldim. Çünkü dedim ki evet yani buradan gerçekten insanlar beni takdir ediyor. Ben bunu yapabiliyorum. Beni mentor zannediyor olmalılığıma rağmen. O da bende güzel bir şey uyandırdı. Yani evet demek ki başarabiliyorum, yapıyorum bir his uyandırdı. Sonrasında bir süre sonra yine aynı şirkette Global AI şirketinden bir telefon aldım. Telefon muydu, yanlış olmasın, bir mesaj mıydı, mail miydi, LinkedIn'den yazış mıydı çok emin değilim ama bir kanal üzerinden bana ulaştılar. Dediler ki biz şirketçe bir Python eğitim veriyoruz ücreti mukabilinde. Sen bunu bizim için verebilir misin? Yani senin internette yapmış olduğun etkinlikleri görüyoruz. Çünkü ben bu Machine Learning Crash Course'tan sonra özgüvenim yerine bir tık daha geldiği için içerik üretmeye başladım. Yapay zeka ile alakalı LinkedIn'de yazılar yazmaya başladım. Farklı şeyler yapmaya başladım. Projeler yapmaya başladım. Ve Google'a yapmış, dikkatini çekmiş bu. Ve bana dediler ki yani biz senin internetten takip ediyoruz yaptığın işleri. Python eğitimi verir misin dediğim için. Şöyle bir sıkıntı var. Ben hayatımda asla Python kodu yazmamışım bana ilk teklif geldiğinde. Ben hep C# üzerinden gitmişim ama bir satır Python kodu yazmamışım. Şimdi yapamam da diyemem çünkü bu benim için bir fırsat olabilir. Kendimi kanıtlamak için, göstermek için ve hayatıma yön vermek için. O nedenden dolayı dedim ki yani ben evet bir şekilde veririm. Sadece bana hani anlatacağım materyalleri vermeniz gerekiyor. Onlara tamam dediler, materyalleri verdiler. Ben de oturdum, sunumlardan çalıştım. Sonrasında Python eğitimi bir şekilde verdim. Böyle olunca da özgüven gerçekten benim bir tık daha yükselmeye başladı. Bir tık daha kendimi hissettim. Dedim ki evet yani topluluk karşısında da konuşabiliyorum. Aslında bunu yapabilmenin sebebi de birazcık da kamera karşısında olmak. Yani insanlar yüz yüze olmadığınız zaman kamerayı kapatarak konuştuğunuzda mesela kimseyi görmüyorsunuz. Veya karşınızda kamerası kapalı olan biri varsa sanki yokmuş gibi kendi kendinize konuşuyormuş gibi anlatabiliyorsunuz. Aslında ilk başlangıçta topluluk karşısında konuşmamın özür dilerim, topluluk karşısında konuşma özgüvenimi arttıran şeylerden biri de bu eğitim oldu diyebilirim. Demek ki dedim ki insanlara hitap edebiliyorum bir şekilde, konuşabiliyorum. O yüzden özgüven temellerinde aslında ikinci katı çıktım. Tabii bu ikisi de baktığınız zaman işle alakalı olmuş olsa bile kişisel hayatımda etkileyen özgüven artışları. Sonrasında tamam ben özgüvenimi aslında kariyer olarak arttırıyorum ama yine kötü bir dönemden geçtiğim sırada ama gerçekten çok dibe vurduğum dönemde duygusal olarak manevi olarak kötü bir döneme denk geldim. Ben çok kötü bir dönem yaşadım. O dönemde de bir anda üst komşum kapımızı çaldı. Ev sahibimizdi zaten. Dedi ki ya Fethi ben bir tane kedi buldum. Yolda iki tane kedi buldum. Anneleri de vefat etmişti. Araba mı geçmiş? Bir şey olmuş. Bunları bir şekilde beslememiz lazım. Yani bir şey yapmamız lazım. Ben dedi kedi var. O yüzden bu iki tane yavru kediyi ben şey yapamıyorum. Evimde barındıramıyorum. Bunları apartman bir yer yapalım apartmana bunlara. Orada kalsınlar. Kış günüydü. Annem de dedi ki yani hiç yapmaya gerek yok böyle. Apartmanda kalmasınlar bu soğukta. Eve bir yer yapalım. Evimizde zaten o dönem kedi yoktu. Annem de bu arada hayatınızda görebileceğiniz en çok kediden korkan insanlardan biriydi. Yani kedi lafını duymuş olsa bile masaya fırlardı. Öyle bir insandı. İki günlük olan kedileri biz evimize aldık. Daha doğrusu evde, kediler evimize geldiğinde bir günlüktü. Sonra büyüdüler işte iki günlük oldular falan. O dönem ben kediyle öyle bir bağ kurdum ki evladım gibi oldu. Belki bu size çok saçma gelecek. Bunu da asla yadırgamam. Onun da nedeni şu. Beni gerçekten çok kötü bir dönemden çekti çıkardı o kedi. Yani kendimi çok kötü hissettiğim, en dipte hissettiğim hayatımın belki döneminde o kedi hayatıma girip, iki tane kedi vardı ama birini sahiplendirdik, birini bıraktık. O kedi hala benim kedimdir hatta şu an. Adı Hüsniye. O resmini görüyorsunuz şu an. O kedi benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Benim hayatıma dokundu diyebilirim. Gerçekten öyle. Yani her ne kadar mesleki anlamda özgüvenim bir tık daha yukarıda olmuş olsa bile manevi anlamda özel hayatım çok dipte olduğu için kendimi de devam etme gücünü bazı zamanlar bulamıyordum ve o kedi sayesinde bunu başardım aslında.
O yüzden ilk göz ağrım derim yani. Kardeşim benim canımdır, ciğerimdir. Onu zaten ilk göz ağrım değil, o benim canımdır yani. Ama kedim ilk göz ağrımdır her zaman. O kedi beni gerçekten çekti çıkardı içinde bulunduğum o depoyla. Sonrasında ben yine o zamana kadar Global AI App şirketinde Python eğitim verdim. İşte Machine Learning Crash Course'a katıldım ama yine ben backend development yapıyorum profesyonel kariyerimde. Burada isim de verdim bu arada bilerek. Çünkü kendisine selam olsun burada. Global AI App şirketinin CEO'su bir gün beni aradı. O gün bakkala gidiyordum. Çok saçma bir şekilde. Yani çok saçma bir olay oldu. Yani ben bakkala gidiyorum. Bakkalın elinde ekmek var. Aranıyorum gibi. Global AI App'ın CEO'su Fuat Beşer aradı beni. Açtım. Ben dedi işte Google'a yapıyorsun Fuat Beşer. İşte internette ürettiğin şeyler, yaptığın işler, vermiş olduğun takip etme bizim dikkatimizi çekti. Bunların hepsini başarıyla yaptın. Bize çalışmak ister misin dedi. Benim için hayal gibi bir şeydi çünkü. Yapay zeka alanında kariyerimi yönlendirmek istiyordum. Backend developer'ı bir kenarda bırakarak. Ve benim için gerçekten çok iyi bir teklifti. Parası şu an o dönem aldığımdan daha düşüktü doğal olarak. Çünkü şöyle düşünün. Yani 3 yıldır deneyimi olduğunuz bir sektörde mi iş yaparsanız daha fazla para kazanırsınız yoksa yeni girdiğiniz sektörde mi doğal olarak? Ben de o sektöre yeni girdiğim için aradaki çok minik farkı görmezden gelerek dedim ki tamam ben başlıyorum yapay zeka alanında ve Google'da yaptığı işe başladım. Oradaki sorumluluğum yapay zeka eğitimleri için materyaller hazırlamak ve dersleri vermek, eğitimleri vermekti aslında ve Google'da yaptığı gerçekten çok iyi insanlar tanıdım. Çok güzel insanlar tanıdım. Hatta birkaç ile de halen arkadaşım, yakın arkadaşım. Orada hem kendimi geliştirme fırsatı elde ettim yapay zeka alanında. Hem de çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar edindim. O yüzden Google Yap, ben de bir tık daha yeri ayrı olan bir firma. Çünkü şu an birkaç yakın arkadaşımı oradan edindim diyebilirim. Orada da özgüvenim tazelendi. Çünkü işimiz zaten eğitim de vermekti ve ben çok fazla kamera karşısına çıkarak aslında topluluk önünde konuşma şeyimi yendim. Ön yargımı kırdım kendime karşı ve o korkumu yendim. Yani bir hata yaptığım zaman topluluk karşısında konuşurken veya teklediğim zaman endişe etmemeyi ve ya bundan korkmamayı öğrendim diyebilirim. Hatta diğer eğitimlerimi izlemişseniz eğer bir yerde takılıyorsam veya bir yerde tökezliyorsam onu da dalga geçiyorum ki ortam yumuşasın diye. Aslında bu tür şeyleri bir tık handle etmeyi Google'da yap sayesinde, orada verdiğim eğitimler ve çıktığım etkinlikler sayesinde öğrendim diyebilirim. Ancak şöyle, gerçekten bir insan yedisinde nesi yetmişinde odur lafına ben bir tık inanıyorum. Ben her ne kadar Google'da yaptığı çok çok güzel zamanlar geçirip çok iyi insanlar tanımış olsam da, kendimi yapay zekanda da geliştirmiş olsam da, kan çekiyor beni backend developer'ımda. Yani kod yazmam gerekiyor. Kod yazmak istiyorum ve yazmak istediğim kodu bilerek yazmak istiyorum. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. O dönem önümde iki tane fırsat vardı. Ya veri bilimci olacaktım, data scientist olacaktım. Ya da backend developer'la geri dönecektim. Eğer data scientist olsaydım bir öğrenme süreci daha beni bekliyordu. Bundan korkmuyorum tabii ki de. Güzel bir şey. Ancak ben daha böyle hızlı, hard bir şekilde kod yazmak istediğim için dedim ki ben backend developer olmak istiyorum. Ona geri dönmek istiyorum. Benim kod yazmam. Zaten beni tanıyan insanların benim hakkında söylediği şeylerden biri de ben gerçekten pratik insanıyım. Yani ben muhtemelen tabii bilmiyorum ileride ne olur ama umarım gerçekleştirebilirim. İleride de yaşım kaç olursa olsun yine kod yazacağım ben yani. Kod yazmayı gerçekten çok seviyorum. Ben de o nedenden dolayı Google'a yaptığı yollarımı ayırıp backend role peşine geri döndüm. Ancak şöyle bir durum oldu. Şimdi mesleki anlamdaki başarılarım ve yaptığım şeyler beni çok tatmin ediyordu. Yani bana göre başarılı diyeyim en azından. O dönem ekonomik bağımsızlığımı elde ettim. Aileme destek oluyordum. Kendi hayatımı yoluna koyuyordum. Mesleki anlamda da gerçekten işte internet üzerinden sağ olsunlar birçok öğrenci arkadaşım beni davet ediyordu. Ben de davetlerine icabet ediyordum. Bildiklerimi anlatıyordum. Ya bir talep vardı bana karşı. Bilgime güveniliyordu. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyordu. Evet, elimden geldiği kadar insanlara yardım edebiliyorum. İnsanlar kendini yardım edeyim diye beni seçiyordu. Bu güzel bir şey ama şöyle de bir durum var. İşte bu tatmin beni bir tık şeye itiyordu. Ya ben ailemden, çevremden çok kendimi soyutlamaya başladım. İşlere yoğunluk vermekten. Sürekli çalışıyordum. Ofisten geliyordum, evde de çalışıyordum. İşte ofis erken gidiyordum, bir şekilde çalışıyordum. İş, 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 iş. 2 sene önceye kadar bu hep böyleydi. 2 sene
Önce bana bir aydınlanma geldi. Dedim ki yani hayatım bir kere geleceğiz. Ve ben evet işimde başarılı olmak istiyorum. Ekonomik bağımsızlığımı kazanmak istiyorum. Kariyerimde çok iyi bir yere de gelmek istiyorum. Hırslıydım bu arada. En iyisi ben olacağım. Ben yapacağım. Ben edeceğim. Ama sonra şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki yani Allah korusun yarın öbür gün başıma bir şey geldi ve ben kod yazamaz bir durum geldi. Ya da bir şey oldu ve ben mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. O zaman ben de ne kalacak yani benim hayatımdan mesleğimi aldığı zaman tek kimdi? Dendiği zaman hiçbir şey kalmıyor. Sadece iş. Bunu düşündüğüm için de bir tık daha işe verdiğim ağırlığı azaltarak özel hayatıma daha fazla vakit ayırmaya başladım. Spora daha fazla gitmeye başladım, daha fazla oynamaya başladım, arkadaşımla daha fazla buluşmaya başladım, gitar öğrenmeye başladım, senaryo yazmaya başladım. Ve hayatımı aslında daha çeşitlendirmeye çalıştım diyebilirim. Yani işi benden aldığın zaman Fethi'nin yine yapabilecek bir şeyi olduğunu göstermek istedim kendime. Bu arada spor konusuna da şöyle değinebilirim. Ben 55 kiloydum. Yaklaşık bundan 6-7 sene önce bir 55 kilo falandım. Ve çok zor kilo alıyordum. Ve bu benim için insanların bana zorbalık yapmasına sebep olduğu için çok büyük bir problemdi. Hatta halen bile fiziki görünüşüme takılırım. Ya kilo mu verdim acaba, kilo mu aldım, yaptım mı ettim mi falan diye böyle bir gerginliğim olur arada. Mesela bir öğün atladığım zaman ya ben yemek yemedim kilo verir miyim acaba gibi ufak takıntılarım da mevcuttu. Ama zaman içerisinde yine bu son 1-2 senede şunu fark ettim. Yani çok zayıf değilim şu an. Yani bayağı da kilo aldığımı düşünüyorum. Göbeğim falan çıktı hatta ama kendimi asla kilomla değerlendirmemem gerekiyor. Yani sadece ben zayıfım, çok leş bir insanım. Zayıf olduğum için işte bir özelliğim çok kötü, hiç memnun değilim, çok kötü bir insanım demek yerine onu düzeltmeye çalışmak daha yapıcı oluyor. Yani evet zayıfladım mı? Zayıfladım. O zaman spora başlamam, devam etmem lazım. Ona göre bir aksiyon almam lazım. Yani sonuç insanı oldum aslında zamanla diyebilirim. Önceden yaşadığım bütün kötülükler de bu neden benim başıma geliyor diye oturup ağlıyordum. Ama sonrasında sorunları çözmeye odaklı ilerlemeye başlayınca gerçekten hayatım bir anda çok farklı bir yön almaya başladı. Çünkü ortada bir sorun varsa gerçekten bunun çözümü de vardır. Belki en iyi çözüm değildir, belki imkanlar en iyi çözüme şey değildir, gebe değildir ama yine bir şekilde alternatif bir çözümü inanın vardır. Evet, geldim aslında en sevdiğim konulardan birine Finsvibe doğuyor. Şimdi ben bu zamana kadar yani 26 yaşında ve 26 yaşından sonra da mesleğimin yanında eğitimler verdim. Bu paralı olsun, parasız olsun. Şirketlere tabii ki de parayla eğitim veriyorum ama öğrenci arkadaşlarıma asla para almam. Yan işler yapıyorum, eğitimler veriyorum. Özel dersler veriyorum. Hem veri bilim alanında, yapay zeka alanında, blockchain alanında, backend developerlık alanında, Python alanında. Hem kendi işimi yapıyorum, hem kendimi başka alanlarda geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi böyle olunca insanın şöyle bir özgüveni oluyor. Diyor ki, evet yani sen bunları yapabiliyorsun, güzel, bunları başarabiliyorsun ve çok çeşitli yapabiliyorsun bunu. Yani backend developerlık yapıyorsun ama backend developerlığın yanında da senin meziyetlerin var. Ve bunu yapabiliyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, ben mesela özel ders verirken hep gerçek projeler üzerinden özel ders veriyorum. Mesela biri geliyor diyor ki ya bizim şöyle bir projemiz var. Hadi bir projeyi beraber yapalım diyor. Danışmanlık oluyor sanırım ama ben özel ders diyorum ona. Ya da mesela gerçek hayat projeleri anlatıyorum. Bir şey oluyor. Veya şöyle oluyor. Hatta başıma da geldi o. Bir gün bir şirket, özel bir eğitim şirketi bana geldi dedi ki bir arkadaşımın yönlendirmesiyle bana ulaştılar bu arada. Bana geldi dedi ki Fethi hocam biz Hadoop alanında bir ders vereceğiz. Apache Hadoop. Bunu 9 gün olarak vereceğiz. Bunu vermemiz gerekiyor. Yapabilir misin? Ben dedim yaparım. O dönemde bir tık paraya ihtiyacım olan bir dönemde. Yaparım dedim ama Hadoop'la alakalı hiçbir şey yapmamışım bence. Hadoop'un ne olduğunu bilmiyorum, duymamışım. Ben 9 gün bunun eğitimini hiç bilmediğim bir şekilde veririm dedim. Saçma bir şekilde. Ve hayatımın en yoğun çalıştığım dönemlerinden birisidir o. Çünkü ofise gidiyordum. Yani ofise gittiğim bir işim vardı. Ofise gidiyorum. Yollarda işte bu şeylerde, minibüslerde Hadoop videoları izliyorum. Eve geliyorum. Evde çalışıyorum. Gece çalışıyorum. Sabahına eğitimim var.
Gece işte çalışıyorum 4'e 5'e kadar sabah. 2 saat uyuyorum, kalkıyorum, eğitim veriyorum. O günün eğitimini anlatıyorum. İnsanlar soru soruyor, onları cevaplıyorum. Pratik yapıyorum, teorik yapıyorum. Bu şekilde bunları yapa yapa dedim ki ya bu alanda, bu sektörde yapamayacağım şey çok az. Hani tabii bir ilah değilim. Asla hani haşa öyle bir şeyim yok. Ama şunun özgüvenini biliyorum. Yani çalışırsam yapabilirim. Kafama koyarsam yapabilirim. Sonra dedim ki benim bunu bir şekilde kendi içimde, kendim için de kullanmam lazım. Yani başkalarına gelen taleplerden faydalanmanın yanında bu taleplerin direkt bana da gelmesi ve ben de bunları diğer insanlara kendi kanalım üzerinden ulaştırmam gerekiyor diye düşündüm. O dönemde de Hilmi Berk Özdemir, belki Twitter'dan veya bir başka bir mecradan tanıyorsunuzdur, belki tanışıklığınız vardı. Hilmi Berk Özdemir ile beraber, çok da yakın arkadaşımdı, bir projeye başlayacaktık. Bir freelance proje aldık. Bir borsa projesi. Hatta yakın zamanda da yayına çıkılacak. Ve dedik ki ya biz bu projeyi yapacağız ama sonuç olarak bu projenin parasını alırken bir vergi kesilmesi lazım. Bir faturalandırma yapmamız lazım. Neden bunu kendimiz şirket kurup yapmıyoruz ki? Bunun yanında farklı projeler de alırız ve onları da kendi şirketimiz aracılığıyla yaparız. Dedik ve mantıklı geldi ve Hilmi Berk Özdemir'le beraber, Berkay Dicam'dan Berkay'la beraber Finswap şirketini kurduk. Aslında çok random gelişti olaylar. Ancak şirketi beraber kurduk ve yaptığımız projenin faturalandırmasını o şirket üzerinden yaptık. Buradaki amacımız şuydu aslında Finswap'ı kurarken. Bir ürünün üzerinden kurmadık Finswap'ı. Yani bizim bir ürünümüz var, bir fikrimiz var. İşte bu fikri hayata geçirelim. Onun için bu şirket kurulumundan ziyade çok fazla dışarıdan iş aldığımız dönemdeyiz. Ve bu dışarıdan aldığımız işleri beraber yapalım. Ben backend developer'ım. Berkay front, yani Flutter developer, mobil ve web developer. Dedik ki bunun gücümüzü birleştirelim aslında. Dedik. Ve öyle bir şirket kurduk aslında. Bunun yanında tabii Finswipe olarak eğitimler, danışmanlık, proje dönüşümleri gibi destekler de veriyoruz. İşiniz düşerse mutlaka yazın. Kendi reklamımı da yapayım burada. Kapanışa gelecek olursam da aslında bu zamana kadar bahsettiğim bu 16 maddelikten oluşan hayatımda vermek istediğim mesaj şu. Geçmişimde ne kadar kötü şeyler yaşasam da yaşayayım. Gerçekten çok uçurumun kenarında olduğumu düşündüğüm zamanda da, çok işte dipte olduğumu düşündüğüm zamanlar da olursa olsun ne kadar. Şu an gerçekten olmak istediğimi düşündüğüm yerdeyim. Ve kendimi gerçekten mutlu hissettiğim yerdeyim. Yani her sabah kalktığımda evet tabii ki de herkes bir Mercedes olsun araba. Benim arabam yok mesela. İşte arabası olsun, kendine ait bir ev olsun, işte çok böyle zengin olsun, uçsun, kaçsın ister ama ben mesela şu an kendi hayatıma baktığımda kötü bir yerde olduğumu düşünmüyorum ve hani bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum. Hayatımı daha detaylı bilen insanlar bunu izliyorsa zaten bileceklerdi. Gerçekten bu hayatı kendim elde ettim. Maddi olarak kendimi elde ettim. Ve gerçekten bunun için de çok çabaladım. Yani özel hayatımda yaşadığım problemlerden kaçmak için mi kariyerimi kadar yoğunlaştım bilmiyorum bunu hala ama bir şekilde bunu kendim başardığımı düşünüyorum. Ve şu an mesela her sabah uyandığımda istediğim yerdeyim. İstediğim bir hayat yaşıyorum. Mutluyum. Gelecek kaygısı tabii ki de hepimiz için var. Çünkü her zaman olmalı. Ama şu an çok 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 acayip bir gelecek kaygısı içerisinde de değilim. Gerçekten olmak istediğim kişilerle, sevdiğim insanlar çevremde ve geçmişe dair bir pişmanlığım, keşke şunu şöyle yapsam elbet var. Ama şu anki hayatımı etkileyen bir pişmanlık değil bu. O nedenden dolayı şu an gerçekten kendimi başarılı hissediyorum. Ve gerçekten şunu söyleyebilirim ki başarı ve hiçbir zafer gerçekten kolay değil. Yani açık konuşmak gerekirse, babanız bir fabrikatör değilse, çok zengin değilse, dereden kalma bir arsanız yoksa hiçbir başarı, hiçbir zafer kolay değildir. Ben küçüklüğümde çok zenginlik gördüm. Evet, çok varlıklı büyüdüm. Ancak bu hayatım bir anda 180 derece değişti. Ve gerçekten küçüklüğümde yaşadığım o varlığın 180 derece dibini de ortaokuldan sonra görmeye başladım diyebilirim. O nedenden dolayı hani şunu da düşünmenizi istemiyorum. Ya sen zaten iyi yaşamışsın. Evet, yani çok kötü yaşadığımı düşünmüyorum hayatımın bir dönemine kadar. Ama bir döneminden sonra da gerçekten zorluklar gördüm. Ama bu şu değil demek değil tabii ki de hepimizin hayatında zorluk var. Yani ben daha kötü yaşadım, siz daha yaşadınız işte kıyaslamadan ziyade. Sadece benim kaldırabileceğimin sınırında şeyler yaşadım. Ve o dönem gerçekten hayatta beni
bunu kaldırabileceğim şekilde hayatımı yönlendirmeye başladı yani. Diyebilirim. Resimler yok bilmiyorum. Önemli değil. Normalde resimler oluyordu böyle PlayStation 1 falan. Şimdi teknolojik yolculuğuma geçecek olursak, evet kişisel hayatımdan bahsettim. Birazcık teknolojik yolculuğundan bahsedeyim. Hayatımdaki ilk teknolojik aletim PlayStation 1'di. Bu bir tık da hiperaktifliğimin önüne geçilmesi için alınmış bir şeydi aslında. Yani otursun çocuk oyun oynasın. Çok böyle hareketlenmesin. Sağda solda şey yapmasın. Çünkü ben inanın dolapların üstüne çıkıyormuşum, camlardan sarkıyormuşum, yaramazlıklar yapıyormuşum. Yani çok zor bir çocukmuşum açıkçası öyle söyleyeyim. O nedenden dolayı da bana PlayStation 1 almışlardı oynasın takılsın diye. Ve benim ilk video oyunlarıyla tanışmam oradan gelir aslında. Hatta şöyle bir komik de olay var. Teyzeme PlayStation, kendi PlayStation'ımı çocuğum diye teyzemi oynatmadığım için teyzem de gitmiş PlayStation almış, televizyon almış. Ve ben şu an oynadığım bütün çoğu oyun serisi teyzem sayesinde öğrenip oynamaya başladım şu an. İngilizce ile de o dönem tanışmaya başladım. Yani küçüklük yaşlarında insan küçükken evet bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Hani bilgiyi daha kolay alıyor ya. Ve ben o dönem İngilizce şeyleri de çok aşina olmaya başladım. Kelimeleri. Tabii ki de bir İngiltere kraliçesi konuşmuyordum. Hatta konuşamıyordum belki ama kulak aşinalığı vardı. Mesela right dediği zaman sağa gitmem gerektiğini biliyordum. Left dediği zaman sola gitmem gerektiğini biliyordum gibi. Sonrasında bana cep telefonu alındı tabii yaşım belli bir yere geldikten sonra. O dönem Nokia telefonlar vardı. Daha henüz iPhone çıkmamış veya işte Samsung BlackBerry çok çıkmamış. iPhone hiç çıkmamış bu arada. BlackBerry var mıydı hatırlamıyorum ben küçükken. O dönem Nokia telefonum vardı. Ve onun üzerinden işte çok fazla müzik dinlemeyi seven bir insandım ben bu arada. Sürekli müzik dinlerdim. İşte bakkala giderken bile müzik dinlerdim. Halen dinlerim. Bakkala bile giderken müzik dinlerim. Sonra aklıma bir fikir geldi. 6. sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki, yani uzun bir yola gidecektik. Yaklaşık bir 4-5 saat süren bir yola gidecektik. Dedim ki yani ben 4-5 saat yolda sıkılırım. 6. sınıfa giderken düşündüm bunu. Benim bir şey yapmam lazım. Müzik de beni kesmez artık. O zamanlarda biz Silent Hill serisini çok seviyorum. Bileniniz vardır belki korku serisi. Onun da filmi çıkmıştı. Dedim ki ben dedim bunun filmini internetten telefonuma aktarabilir miyim acaba? Yapabilir miyim böyle bir şey? O dönem çok yaygın değil. O dönem DVD falan var aynı. Ve bir şekilde 3GP formatında ben bu filmi telefona attım ve izlemeye başladım. Dedim ki Allah Allah ben demek ki teknolojik olarak bir şeyleri başarabiliyorum. Böyle bir özgüven geldi. Ya bu özgüven beni ileride götürecek tabii ama geleceğim oralara falan. Bir özgüven geldi dedim Allah Allah demek ki ben bunu yapabiliyorum. Bu arada bir dipnot geçeyim. Şu an anlattığım ve sonraki anlattığım şeyler için söyleyeyim. Korsan şudur arkadaşlar. Bunların hepsi çocuklukta cahillik döneminde oldu. Hiçbir şeyin korsanı iyi değildir ve hepsi emek hırsızlığıdır. Bu konuda da gerçekten tavrım net. Önceden ben de torrentten o indirirdim. Yalan yok ama şu an gerçekten tek kişilik oyun olup torrentten bulabileceğim bir oyun olsa bile parasını verip almaya çalışıyorum. Parasını karşılayamadığım bir oyunsa da YouTube'dan videosunu izliyorum. Öyle söyleyeyim. Özellikle yazılımcılar için güzel bir tavsiye oldu. Ses gitti ama bir daha söyleyebilir misin? Özür dilerim. Sesim geliyor mu şimdi? Evet, diye alamamıştım yani. Özellikle yani yazılımcılar için verdiğiniz güzel bir tavsiye oldu. Özellikle bizim öğrenci Aynen. arkadaşlarımız için. Aynen. Hiçbir şeyin korsanı iyi değildir arkadaşlar. Gerçekten lütfen korsanı uzak durun. Emek hırsızlığı. Yani bunu şey olarak düşünün. Siz bir proje yapıyorsunuz. Gecenizi gününüzden katıyorsunuz ama bundan para kazanmıyorsunuz. Korsanını bir şekilde kullanıyorlar gibi düşünün yani kesinlikle. Sonrasında cep telefonundan sonra bilgisayar ve internet. Tabii sonra değil çünkü şöyle yani bilgisayarım ve internetim varken ben aslında bu filmi telefonuma atabilmiştim. Bilgisayarım ve internetimi tabii telefonumdan çok kısa bir süre sonra elde ettim. Ama evin ortak bilgisayarıydı. Yani sadece ben kullanmıyordum. Sadece bana tahsis edilmemişti. Herkes işte işi olan geliyordu, kullanıyordu. Öyle bir ortam vardı evin içerisinde. Ve tabii ki saatlerim kısıtlıydı. Annem o konuda takdir ediyorum gerçekten. Biraz kuralcı bir kadındı. Çok kuralcıydı hatta. İşte şu saatlerde bilgisayar oynayacaksın, şu kadar saat oynayabilirsin, şu kadar saat ders yapacaksın deyip küçüklüğümde hiperaktifliğime rağmen benimle uğraşıp beni zorla oturtup ders yaptırmış ve beni gerçekten akademik anlamda bir tık ileri taşımış bir insandır. Ondan sonra PlayStation PSP alındı. Şımarık bir çocuk olduğum için, bunu asla tasvip etmiyorum, şımarık bir çocuk olduğum için PSP alındı. Ve ben onda da oyun indirmeyi öğrendim yavaştan. Yani ISO dosyalarını oyun indirmeyi falan öğrendim ben PSP'deyken. PSP oyun atayım.
gibi bir düşünce oldu. Ve o dönemde de aslında teknik olarak bir şeyler yapmaya başladım. Tabi bu PlayStation 2 için de geçerli. PlayStation 2'de de DVD oynatıp PlayStation 2 oyunlarını korsan bir şekilde yapıyordum. Sonrasında kendi galiba chat'e bir soru serilmiş. Ama galiba çok şey bir soru. Troll bir soru gelecek galiba. Bir tane Sorunu soru gelecek. yazdığın zaman soru yazdığınız zaman şey yapabiliriz. Bakarız. Cevaplanabilecek bir soruysa tabii ki de cevaplarım seve seve. Sonrasında ben bilgisayar formatı atmayı öğrendim. Sonrasında aslında bu elime geçen ekonomik değil de teknolojik imkanlardan sonra çevrem tarafından da bayağı bir hallederiz Fethi moduna geldim. İşte teknolojik alanda ki başarılarından dolayı işte Fethi gel WhatsApp yükle bana, Fethi gel işte Google'ın ilk dizisi aç bana, Fethi gel işte telefon sessize git. Lisedeyken mesela akıllı tahtamız varken öğretmenler gelip hadi Fethi sen bilgisayar ayarla gibi. Teknolojiyle aslında bu şekilde haşırneşir oldum ve bilgisayar mühendisliğine aslında bu şekilde kaydım diyebilirim teknolojik olarak. Dedim ki yani bir şey yapabiliyorum demek ki. Yaptığım şey değer görüyor. Ben de değer görüyorum. Ve sonrasında üniversite 1'e gittiğimde de aldığım C derslerinde de aslında ilk yazılımla tanışıklığımı gerçekleştirdim. Şimdi nasıl başarılı oldum? Yani şu an geldiğim yere nasıl geldim? Biraz ondan bahsedeyim. Çok hayatımdan bahsedeyim. Çok sıktım. Birazcık da kariyer açısından konuşalım. Şimdi öncelikle ben kendimi eve kapattım diyebilirim. Yani siz bunu yapmayın tabii ki de ama bir şey yapmak istiyorsanız yaptığınız şeyi sevmeniz gerekiyor. Öncelikle size verebileceğim en tavsiye bu. Yani bir şey yaparken onu sevmiyorsanız yine para kazanabilirsiniz ama çok ilerleyemezsiniz. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Mesela insanlar oyun oynarken, insanlar film izlerken, insanlar bir yerlere giderlerken ben hep çoğu zaman diyeyim en azından oturup kod yazıyordum. Ve insanlar diyordu ki ya ruh hastası mısın? Yani git hayatını yaşa, bir şey yap. Ben de onlara şunu söylüyorum, hala söylüyorum. Sevdiğim bir iş yapıyorsan, mesela kod yazmak benim için sevdiğim bir iş. Yani Netflix'te dizi izlemekle ben kod yazarken hissettiğim şey veya bir oyun oynamak tam farklı değil. Nasıl mesela Netflix'te bir film izlediğiniz zaman 2 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz çünkü ilgi odağınız oluyor veya işte ne bileyim dikkatinizi çeken bir şey oluyor. Benim için de işimi yapmak böyle bir şey. İşte kod yazmak böyle bir şey. Şimdi yazılım dediğiniz şey aslında bir kısır döngü. Yani bir şeyi sevmek için başarmanız gerekiyor. Başarmanız için sevmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız, bu döngüyü kıramıyorsanız demek ki o iş size göre değil. Şimdi şöyle, chat'e de bakıyorum arada da, internette nasıl para kazanabilirim? Yani bunun cevabını şu an ben sana bir ton verebilirim. Yani ticaret yapabilirsin, web sitesi yapabilirsin, insanlara web sitesi yapıp satabilirsin. Bir ton şey yapabilirsin aslında internetten para kazanmak için. İçerik üretebilirsin, reklam verebilirsin, reklam yapabilirsin. Yani bir ton şeyden para kazanabilirsin. Yani bunu spesifik olarak söyleyemiyorum ama çok geniş yelpazede iş yaparak para kazanabilirsin. Artık günümüz dünyasında internet herkesin altında olduğu için birçok şeyden para kazanabilirsin aslında. Bayağı Dedikten sonra da anlamı geniş bir soru olmuş arkadaş. yani Herkes birçok şeyden para zaten kazanabilirsin. Yani birçok şeyden para kazanabilirsin. Neye yönelmek istediğinle alakalı. Yazılımdan da para kazanabilirsin. Ticaret de yapabilirsin. Sosyal medyada içerik de üretebilirsin. Yani yazı da yazabilirsin. Birçok şey yapabilirsin yani. Devam edecek olursak şöyle, yazılım işi birazcık kısır döngü bir iş. İlk başta çok zorlanıyorsunuz, başaramıyorsunuz, başarısız oluyorsunuz, çok fazla başarısız oluyorsunuz. Özellikle bilgisayar dünyasında şöyle bir şey de vardır. Bir gün çalışır, ertesi gün çalışmaz. 2 saat önce çalışır, 3 saat sonra çalışmaz. Çok anlaşılmayan konseptler de vardır böyle bilgisayar dünyasında ama çoğunlukla şunu söylemem gerekiyor. Sevdiğiniz işi yapıyorsanız asla yılmamanız gerekiyor. Ben de bunu şuna benzetiyorum. Mesela nasıl siz bir oyun oynuyorken oyunda öldükten sonra 20 kere de ölseniz sinirlenip çıksanız bile bir 5 dakika 10 dakika sonra ya da bir gün 2 gün sonra oyuna geri dönüp oyunu oynuyorsanız yazılım da öyledir. Yani bir şey yapamıyorsanız ben bunu yapamıyorum deyip bırakmak yerine ara mı vermeniz gerekiyor? Ara verin. Üzerine düşünmeniz mi gerekiyor? Düşürün, uzaklaşmanız mı gerekiyor? Uzaklaşın. Ama günün sonunda geri gelip bu döngüyü kırmaya çalışın. Çünkü hiçbir iyi yazılımcı
her şeyi tek seferde başarmamıştır. Bu her zaman her zafere giden yol aslında başarısızlıklarla doludur. Bu öyledir. Bunu çok güzel bir örneği hayatımda şöyle verebilirim. Zamanında 8 ay uğraştığım bir projeyi ben gerçekten şu an 2 günde bitirebilirim. Yani bir şeyi, bir konsepti öğrenmek için 8 ayımı verdiğim veri tabanı projesini, zamanında yaptığım, 8 ayda yaptığım veri tabanı projesini ben şu an 2 günde yapabilirim. Yani çünkü zamanında 8 ayınızı verdiğiniz şeyi aslında niye 8 ay veriyorsunuz? Başaramadığınız için mi veya aklınız yetmediği için mi? Hayır. Onu gerçekten özdeşleştirip iyi öğrenmek için. Picasso'nun da bir lafı vardır ya, bu resmi ne kadar sürede yaptınız diye, işte 10 dakikada resim yaptınız diye, çok hikayeyi çok acayip detaylı anlatmayacağım ama hani o 2 gün aslında 8 ay artı 2 gün gerçekten. Yani yapmış olduğunuz şey mesleki anlamda hiçbir zaman size negatif değildir. Bunu da söyleyebilirim. Tabii bunu da şunda da söyleyeyim. Şimdi ben şöyle bir insan değilim. Çok çalışmanız gerekiyor. Çok çalışırsanız çok başarılı olursunuz. Hayır, bu yetmiyor artık günümüzde. Günümüzde sadece çok çalışmak yetmiyor. Bunun yanında akıllı çalışmanız lazım. Çevreyi gözlemlemeniz lazım. Gözlemlemekten kastım nedir? İhtiyaç. Yani sonuç olarak bir şey üretmeniz lazım. Üreteceğiniz şeyin bir ihtiyacı karşılaması lazım. Bu bir yazı olabilir, bir ürün olabilir. Yani şöyle, eğer sektörde örneğin kimse veri tabanının nasıl çalıştığını bilmiyorsa veya bu konuda çok fazla kafa karışıklığı varsa sallıyorum. Bunun hakkında bir yazı yazabilirsiniz. Veya sektöre yeni başlayacak insanlar için bir konuda çok fazla kaynak varsa siz bu kaynakların hepsini toparlayıp şey yapıp özetleyip farklı bir yazı çıkabilirsiniz gibi. Çevre oluşturma kısmı gerçekten çok önemli. Çevrenizi çok iyi tutmanız gerekiyor. Ben bu zamana kadar 8 tane firmada çalıştım. Şu anki 8. firmam bu çalıştığım ve çok da memnunum firmamda. Ve bunların bazılarını gerçekten çevrem sayesinde erişebildim. Yani çevremin benim capability'lerimi, yapabileceklerimi bilmesi sayesinde ben o mülakatlara girip başarılı olabildim. Ya da aldığım bütün yan şeyleri, çoğu yan işleri, çoğu eğitimleri gerçekten çevrem sayesinde elde ettim. O nedenden dolayı çevrenizin de gerçekten çok önemi var. Burada da gerçekten şey çok önemli. Kendinizi olabildiğince, hani bu kelimeyi kullanmayı çok sevmiyorum, özür diliyorum da, ama pazarlamanız gerekiyor. Kendinizi bir tık ön plana çıkarıp kendinizi, evet, bir tık pazarlamanız gerekiyor aslında. Ve bunu yap, tabii bu şu demek değil, yapamayacağınız şey üzerinden pazarlamayın tabii ki de. Yani yapabileceğiniz şeyler üzerinden pazarlayıp bir işe aldığınızda veya bir projeye girdiğinizde o projeyi yapabilin veya şey yapın, başarıyla sonuçlandırabilin. Çünkü diğer türlü kariyerinize daha fazla zarar veriyor. Yani bir işi yaparım yaparım deyip yapamamanız gerçekten kariyerinize, size, güvenilirliğinize çok çok büyük zarar veriyor. Ve bunun yanında da gerçekten biraz şans gerekiyor arkadaşlar. Ama bu şansı kendiniz şu şekilde oluşturabilirsiniz. Yine %100 olmasa bile. Arkadaşlar, influencer olun. Bakın, çok ciddiyim, influencer olun. Yani şunu demeye çalışıyorum. Influencer olun derken gidip makyaj videoları çekin gibi değil. Daha çok mesleki alanınızla ilgili influencer olun. Bilgi paylaşın, yazılar yazın, projeler yapın, insanlara yol gösterin, yardım edin. Gerçekten en büyük başarı yardımlaşmak arkadaşlar. Ben şu an kendi halimde bir yazılımcıyım ama çok içe kapanık bir yazılımcı olmuş olsaydım aslında amacıma ulaşamayacaktım. Benim amacım tabii ki de her çalışan gibi para kazanıp hayatımı idame ettirmek, ama bunun yanında benim gibi hayatını çalıp bu şekilde yazılım alanında çalışıp kazanmaya çalışan insanlara da dokunmak istiyorum. Ben dokunmaya çalışıyorum. Ha, ben çok mu, çok çok mu bilgiliyim, bilge seviyesindeyim? Hayır, tabii ki de asla öyle bir iddiam yok. Veya çok mu işte böyle burnu havada bir insanım? Asla. Ama günün sonunda kendime dönüp baktığımda bir şey başardığımı hissediyorum. Bunları nasıl yapıyorum? Yani şu zamana kadar başardığım şeylerin de bazılarını nasıl elde ettim? Influence'la. Global AI Hub'ı düşünün mesela. Global AI Hub'da kendimi etrafa gösterip, etkinlikler yapıp, konuşmalar yapıp, bunlara katılıp kendimi insanlara tanıtmasaydım, şu an belki de burada ben yerine başka biri konuşuyor olacaktı veya ben yerine başka biri bir teklif almış olacaktı. Ve gerçekten insanlar reklamı da şovu da çok seviyor. Onun bir dozajı var arkadaşlar. Yaptığınız bir birim işi 3 birimlik anlatmayın ama 2 birimlik anlatın kesinlikle. Çünkü inanın, siz o 1 birimlik işi yapmış olan insan olarak isterseniz 3 ve 4 birimlik işi yapabilecek kapasitedesiniz de. Fintech nasıl kuruldu? Bundan bahsettim aslında. O yüzden buna detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim tekrardan. Biz aslında ortağımla beraber, yani Hilmi Berk Özdemir'le beraber yapmış olduğumuz işleri bir tık daha faturalandırmak ve ortaklaştırmak üzerine bu şirketi kurduk. Yani evet, ben şu an
bir şeyleri kendi başıma yapıyorum. Ne bileyim eğitimler veriyorum, yan projeler yapıyorum. Ama neden bunları şirket adı altında daha fazla getirisi olabilecek bir şekilde yapmayayım ki? Yani kendi potansiyelim neden başka şirketler aracılığıyla kullanmanın yanında kendi şirketim içinde, kendim içinde kullanmayayım ki diye düşünüp tabii İlmi Berkay da bu şekilde düşündü. Bu şekilde düşündü. Ve biz ortaklaşa bir şirket kurduk günün sonunda. Şirketimiz de bir şekilde başarılı işliyor, şükürler olsun ki. Yani girişimcilik olarak şöyle yapın, böyle yapından ziyade şunu söyleyebilirim. Eğer bir kere şeyden korkmayın gerçekten. Değişimden korkmayın kesinlikle. Atıyorum backend'de olup mısınız? Eğer daha yolun başındaysanız yapay zekaya da yönelebilirsiniz. Blockchain'e de yönelebilirsiniz. Tabii yolun başındaysanız. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer ekonomik kaygınız varsa, bir ekonomik gayeniz varsa çok fazla, eğer sizin bakmış olduğunuz bir aile, bir ev, bir geçinmesini sağlayacak bir bireyler varsa, o zaman bu bir tık daha zor oluyor. Evet, yani ben şu an işte backend'de olup mesela kendim için konuşayım. Benim şu an mesela maaştan dolayı farklı bir sektörde çalışmam bir tık zor. Yani çünkü 6 yıllık backend tecrübem var. Ve 6 yıllık backend tecrübesinde almış olduğum maaşı farklı bir sektörden alamam. Çalıştığım şirkete de bağlı ama çoğunluk alamam yani. Ve şu an benim gerçekten idame ettirmem gereken bir hayatım. Destek olmam gereken insanlar var. O yüzden dolayı ben bunu yapmam şu an. Ama siz eğer yolun başındaysanız ve arada gerçekten 1000-2000 lira veya çok daha az meblağlarda oynuyorsa ki benim Global yap olayım gibi. Orada da mesela daha az maaşa başlamıştım. Çünkü yolun başındaydım. Henüz daha çok çok acayip bir ekonomik kaygım yoktu. Ekonomik özgürlüğüm çok 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 yoktu şey olarak yani ailem destek oluyordu vesaire. Ancak şu an yapamam bunu. Eğer sizin de böyle bir imkanınız lütfen deneyin. Kendinizi sevmediğiniz bir alanda yıllarca mahkum etmeyin. Çünkü inanın sevmediğiniz bir alanda geçireceğiniz 3 yıl sevdiğiniz bir alanda geçireceğiniz bir yıldan daha zararlı. Yani şöyle söyleyeyim. Seveceğiniz bir alanda geçireceğiniz bir yılda gerçekten sevmediğiniz alanda geçireceğiniz 3 yılı silip atabiliyorsunuz, onu geçebiliyorsunuz, sörfes edebiliyorsunuz yani. Hem maaş olarak, hem maddiyat olarak, hem de hayat kalitesi olarak. O nedenle bunu lütfen denemekten korkmayın. Biz de Finsark'ı denedik. Deniyoruz da halen. Yani bu bir risk. Yani bu şu demek değil, şirket kurdum çok zengin olacağım. Değil tabii ki de. Biz de deniyoruz şu an. Yani çok acayip paralar kazanmıyoruz tabii ki de. Çok çok zengin değiliz ama bir şekilde hayatımızı idame ettirip parayı kazanmaya çalışıyoruz ve denemekten korkmuyoruz. Bu bir risk çünkü. Her girişim bir risk. Yarın öbür gün her şirketin batma ihtimali var. Belki size adres açık ama Instagram'ın bile batma ihtimali var. Facebook'un bile batma ihtimali var. Yani mesela atıyorum şeyi düşünün, Nokia'yı düşünün. Mesela Nokia telefon, ben çekili telefon pazarından tam %100 batmadı. Halen faaliyetini sürdürüyor ama biz telefon pazarında batışını hiç tahmin edemezdik 20 yıl önce biz çekili Nokia kullanırken mesela. Derdik daha bunu batacak derdik mesela. O yüzden her girişim aslında bir risktir ve her bir şekilde trendi yakalamanız gerekiyor. Kendi yetkinliklerinizi trende göre şekillendirmeniz gerekiyor. Yani ben mesela backend developer'ım ama yapay zeka işi geliyorsa bunu yapmak zorundayım. Veya backend developer'ım ama 10 sene öncesini veya 5 sene öncesini teknolojiyle kullanarak proje yapamam. Kendimi sürekli geliştirmek zorundayım. Trendi yakalamak zorundayım. Bunu yapmazsam eğer gerçekten çürür giderim ve bir şirkette, değerimi çok iyi bilmeyen bir şirkette memur kafasıyla çalışırım. Ancak biz yazılımcıyız. Bunu unutmayın bakın. Yazılımcılar memur kafası değil, memura hakaret değil. Yanlış anlamayın lütfen. Hani öyle bir tabir olduğu için söylüyorum. Benim memur akrabalarım var. Yani bu şu demek. İşime gideyim. İşimden geleyim. Aldığım para belli. Yatayım. Böyle bir hayat istemiyorsanız. Çünkü bizim yazılımda gerçekten potansiyel olarak çok kazanç getirebilecek bir sektör yazılım. Eğer doğru hamleler yaparsanız, kendinizi doğru şekilde geliştirirseniz gerçekten ucu bucağı olmayan ve asla sınırı olmayan kazancınızın bir sektör. Ve bunu lütfen kullanın. Ve denemekten korkmayın. İlk denemeniz başarılı olacak diye bir şey yok. Yani gidip de ben mobil developer olacağım, hadi öğreneyim, yapamıyorum, demek ki benim yazılımda işim yok diyemezsiniz. Belki DevOps alanında çok iyi olacaksınız, belki frontend alanında çok iyi olacaksınız, belki backend'de, belki mobilde, belki AI'da bilemezsiniz yani. Bunu deneye deneye öğrenmeniz gerekiyor. Benim şansım ben backend developer'ı yani çok iyi olduğumu düşünüyorum diğer alanlara nazaran. Ve ilk üzerinde uğraştığım iş aslında backend developer'dı. O nedenle oluyor benim için büyük bir şans oldu. Şans burada devreye giriyor. Ama bu şu demek değil. Ben bakın blockchain'i denedim, AI'da denedim.
yapamadım mı? Bir şekilde yaptım. Ama backend developer'lık kadar iyi yapamadım. O nedenden dolayı da bıraktım. Yani onları kenarda tuttum ve backend developer'la devam ettim. O yüzden denemekten korkmayın yolun başındaysanız. Her zaman ilk sefer başarılı olacak diye bir şey yok ve çok fazla başarısız olacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Ben de çok çok acayip bir şekilde başarısız oldum. Hatalar yaptım işlerimde. Bir şey öğrenirken belki birinin iki günde öğreneceği şeyi iki ayda öğrendim abartısız. Ama bir şekilde eğer gerçekten istediğiniz şey buysa çabalamanız gerekiyor. Az kaldı bu arada. Şimdi söylemesi kolay, yapması zor altın öğütlerden bahsedeyim. Bir kere asla geç kaldığınızı düşünmeyin. Söylemesi kolay diyebilirsiniz ama gerçekten geç kalmadınız arkadaşlar. Yani geç kaldığınızı düşünerek kendinizi sürekli ertelemeyin yani. Bir şekilde ucundan tutarsınız. Bunu lütfen unutmayın. Benim sektörde yani birebir tanışmasam da önceden farklı bir meslek yapıp sonradan yazılımcı olup gerçekten iyi maaş alan insanlar da tanıyorum. Veya sonradan kariyerini bu alanda yönlendirip çok işler yapan bir insan da tanıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, benim eski iş arkadaşımın akrabası Mehmet abi, buradan da selam olsun dizlerse, 3 aydır Flutter öğreniyor mesela. Ve 3 aylık Flutter öğrencisine göre gerçekten iyi projeler çıkarıyor ortaya. Eğer ve yaşı da bir tık ileri, yani 40'a yaklaşıyor diyebiliyorum. Yanlışım varsa o beni düzeltir. Yani 35-40 arasında diyebiliyorum. Ve bir şekilde hayatını bir şekilde kazanmaya başladı aslında. Bu aslında sizin bir şeyi ne kadar istediğinizle alakalı. Hayat asla tek bir şeyden ibaret değil. Bu şu demek. Yani ben çalışamıyorum, para kazanamıyorum. İşte çok işte basitsiz bir insanım, işe yaramaz bir insanım. Bunu diyemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok arkadaşlar. Çünkü her insana aynı kefeye koyamazsınız. Bir maymuna 100, bir file tırmak diyemezsiniz. Hepimizin para kazanma ihtiyacı var. Tabii ki de kabul ediyorum. Hepimizin bir şekilde geçimini sağlama ihtiyacı var. Bunu da kabul ediyorum. Ancak asla ama asla kendi değerinizi ben para kazanamıyorum, işte basitsizim, kötüyüm üzerinden değerlendirmeyin. Asla kendinizi birincisi başka bir insanın gözünden değerlendirmeyin. İkincisi bu tür tek bir noktadan değerlendirin. Çünkü bunu yapacak olsaydık ben hiç yapamazdım. Abi ben futbol oynayamıyordum. Mesela arkadaşlarımla online oyun oynayamıyordum, beceremiyordum yani. Hani başaramıyordum. Ya başarabildiğim hiçbir şey yoktu. Arkadaşlarımla ortak nokta kurabileceğim hiçbir şey yoktu. Oynadığımız bütün oyunlarda yaptığım bütün aktivitelerde hep gerideydim. Ama ne oluyor? Bir yerden sonra farklı alanlarda ilerlemeye başlıyorsunuz. Farklı alanlarda yetkinliğinizin olduğunu keşfediyorsunuz. O zaman içerisinde yaşadıkça öğreniyorsunuz. Eğer gerçekten kötü durumdaysanız, diyorsunuz ki ya benim için hayat son bir bak, bitti, çok kötüyüm buraya kadar. Demek ki gerçekten hayatı ileri kadar, yani yeteri kadar yaşamamışsınız demektir. Düşün, gerçekten düşün. Tökezleyin, düşün, çok kötü hissedin, sürünün. Ama ne olursa olsun tekrar ayağa kalkın. Ben şu tavsiyeyi çok alıyorum. Takma geçer. Ayakta kalman lazım. Dirayetli olman lazım. Hayır. Siz ayakta kalmaya çalıştıkça içinize daha fazla yükleyip duruyorsunuz. Bu bence sen. Düşün. O dönemi çok kötü geçirin. Depresyona girin. Yatak döşek olun. Ve onu içinizden atın. Yaşayamadığınız şeyler içinizde bilinçaltınızda halının altı süpürdür gibi birikiyor. Ve sonra gerçekten çok olmadık bir zamanda olmadık yerlerde ortaya çıkarak hayatınızı daha kötü hale getiriyor. Düşmekten, kötü hissetmekten korkmayın. Hepimiz kötü hissediyoruz, hepimiz düşüyoruz. Şu an gıpta ettiğiniz insanların bile gerçekten hayatında onları çok dibe vurmuş olaylar yaşanmıştır mutlaka. Kötülük sadece sizin başınıza gelmiyor. Önemli olan onunla başa çıkmayı bilmeniz ve ileride o kötülüğü atlatacak döneme kadar sabretmeniz. Gerçekten öyle. Kendimden biliyorum. Aslında az önce söyledim, hayata tutunacak bir şey kalmadığını düşünüyorsan gerçekten yeteri kadar yaşamamışsınız demek ki. Ben hayattan çok ümidi kestiğim bir dönemde kedimle tanıştım. Hayatımda çok ümidi kestiğim bir dönemde, çok artık dipteyim ya, bunun ilerisinde yaşayamam artık dediğim dönemde kedimle tanıştım, ilk kedimle tanıştım. Ve o gerçekten beni çekti çıkardı. Ve hayatta asla tahmin edilemeyecek bir olaydı bu yani. Düşünsenize, hayatta çok kötüsünüz ve size diyorlar ki ya, hayatınızda bir canlı girecek ve sizi çekip çıkacak o şeyden, o dip duydan yani. Ben mesela o yüzden kedilerimi hep kızım diye severim, hep evladım diye severim. Hani bazı insanlar der ya işte manyak mısın, babam mısın, annem misin, sen mi doğurdun diye. O gerçekten bir canlıya nasıl bir şefkatle yaklaştığınızla, onu gerçekten nasıl sevdiğinizle alakalı bir şey. Hayat sürprizlerle dolu ve gerçekten çoğunlukla bitirdiğin yerde de başlıyor. Yani evet ben çok bir durumdayım, çalışmıyorum dediğiniz anda çok random bir şekilde iş bulabiliyorsunuz.
İşte ben örneğin çok kötü hissediyorum dediğiniz bir dönemde hayatınızda çok random bir olay olabiliyor. Hayatınız tepetaklak değişebiliyor. İhtimal %100 olacak diye bir şey yok ama denemeye değer ve bekleyip görmeye değer. En önemli şey sizsiniz. Sektörde bunu çok duyacaksınız belki. Çalışmıyorsun, etmiyorsun veya siz de kendinizi belki dersleştireceksiniz. Ya adama bak nasıl çalışıyor işte pirana gibi. Bana bak ben işte başaramıyorum, yazılımı yapamıyorum. Şimdi en önemli olan şey sizsiniz. İnsanların yargıları, beklentileri, yıkıcı ilişkileri, eleştirilerin hepsi geçici, hepsi. Biri sizi criticize eder, biri sizi eleştirir, yıkıcı bir eleştiri yapar ama bir ay sonra adamı görmezsiniz. Yani bir ay sonra o ilişkinin mümkün kalmaz. En önemli şey sizsiniz, bunu unutmayın. Siz iyi olmazsanız başka hiçbir şey başaramazsınız. Ya yani bir binanın temeli sağlam olmazsa binanın bütün 100 kat çıkın, gökdelen yapmışsınız. Asla sağlam olmayacaktır. Lütfen, lütfen bunu çok yapan görüyorum. Lütfen kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın arkadaşlar. Yani küçük ufak yarışmalar dışında değil. Yani kendinizi bunalıma sokacak kadar ya o adam yapıyor ben niye yapamıyorum? Bu kadın yapıyor ben niye yapamıyorum? Demeyin. Çünkü her zaman sizden iyisi vardır bakın. Her zaman sizden iyisi vardır. Yani Microsoft'tan iyisi vardır atıyorum. Instagram'dan iyisi vardır. Atıyorum Bing'den, Amazon'dan iyisi vardır. Her zaman iyisi vardır. Sizin burada odaklanmanız gereken şey yaptığım iş beni tatmin ediyor mu? Ben dün bu işi nasıl yapıyordum, şimdi nasıl yapıyorum? Kendinizle yarışın. Çünkü başkasıyla yarışırsanız her zaman kaybedersiniz. Bunu unutmayın. Bunun yaşayacağınız bir amaç olmalı. Yani bu ne olur? İşte iyi bir aile kurmak olur. Ne bileyim işte dünyayı gezmek olur. Bir amacınız olur. Kendim için olur. Belki bir kedi köpek bakıyorsunuz. Bir çocuğunuz vardır. Sevdiğiniz vardır. Aileniz vardır. Onlar için. Ama asla lütfen araçlara amaç yapmayın. Hepimizin amacı para kazanmak. Evet, ya benim amacım para kazanmak. Hepimizin amacı para kazanmak. Çünkü netice itibariyle hepimizin yaşamını sürdürmesi gerekiyor bu düzende. Ama çok para oriented bir şekilde yaşadığınız zaman ve araçtır ya para normalde öyle denir ya. O zaman hayatın diğer gerçeklerinden kopmuş oluyorsunuz. Bunu şöyle örneklendireyim. Mesela ben ilk zamanlarda, ilk mesleğimin ilk zamanlarında diyordum ya çok hızlıydım. Ben yazılım mimarı olacağım, en iyisi ben olacağım, uçacağım, kaçacağım, yapacağım, işte çok iyi olacağım. Aileme çok vakit ayırmıyordum bu hırsımdan dolayı. Ve onlar da belki bir senemi kaybetmişim. Ömrümden bir seneyi, belki 2 seneyi, belki 3 seneyi onlara ayırmadan geçirdim. Çok fazla. Sevdiklerimi ayırmadan geçirdim. Kendime bir şey yapmadan geçirdim. O yüzden lütfen araçları amaç yapmayın. Yaptığınız zaman gerçekten hayatınızı çok derinleştiriyor. Öğrenmek asla bitmiyor. Yani ben evet kardeşim çok iyi bir developer'ım. Artık uçtum, bitirdim kafada diyemezsiniz. Hiç kimse diyemez. Zaten mesleğinde çok başarılı olan insanlara baktığınız zaman hani rol model almak farklı, yarışmak farklı, kıskanmak farklı. Onu rol model alıp baktığınız zaman o insanların da asla üretmesi ve öğrenmesi bitmiyor. Yani mesela Twitter'da, LinkedIn'de çoğu aslında yazılım alanında isim duyurmuş insanlar halen bile bir şeyler öğretme, bir şeyler öğrenme, bir şeyler anlatma ve gündemi takip etme derdindeler. Bunu yapılması gereken bir şey. Çünkü bunu yapmazsanız her zaman geride kalırsınız. Yazılım her zaman gelişen ve evrime uğrayan bir şey. Bunu yakalayamazsanız gerçekten yani ben şu saatlerde işe gideyim, şu saatlerde işe geleyim, param böyle olsun, ben aza da razıyım deyip bir hayat yaşayayım. Ya yani böyle bir hayatı kabul etmiş oluyorsunuz. Ya böyle bir hayatı kabul edecek insanlar da olabilir. Kesinlikle saygı duyuyorum. Fazla tevazu etmeyin arkadaşlar. Fazla tevazu gerçekten mahsus zaman nasihat dinlettirir. Yani bir şeyde iyisiniz bunun da çok fazla tevazusunu yapmayın. Egoist olmayın tabii ki de. Ama kendinizi de gereksiz yere bir şey bilmiyormuş gibi dibe çekmeyin. Her zaman dengelisi çok iyidir. Ben mesela bu sohbete başlarken de evet alanında iyi olduğumu düşünüyorum. Ama şunu demiyorum. Ben hepinizden iyiyim. İşte şöyleyim, böyleyim, uçarım, kaçarım, çözemeyeceğim sorun yok kardeşim gibi değil. Ben kendimin bu şekilde farkındayım. Bana göre ben iyi bir durumdayım ama bu asla başkasına aksilik taslamamı veya işte başkasının egoistlik taslamamı meşru kılmıyor. Asla böyle bir şey yapmam. Veya asla fazla tevazu gösteremem ya demem yani. Hani bir şeyi biliyorsun. Biliyorum bu kadar bitti yapmış yapabilirim. Bu kadar. İyilik gerçekten bulaşıcı. Yani ben şu an sizinle bu konuşmayı yaptığım bir kişinin bile hayatına dokunabilmişsem, belki saçma buluyorsunuz şu an söylediklerini ama bir kişinin bile hayatına dokunabilmişsem gerçekten o benim için çok önemli. Bu zamana kadar katıldığım bütün etkinliklerindeki ana şeyim bu. Ana temel düşüncem bu. Yani öğrenci kulüplerinde, okullarda, işte öğrenci arkadaşlarıma, kardeşlerime veya işte gönüllü projelerdeki abilerim, ablalarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma dokunabilme isteği aslında. Onun hayatında bir şekilde iyi bir anlamda dokunabilirsem, bir kişinin hayatını değiştirebilirsem, kolaylaştırabilirsem benim için gerçekten kafi. Çünkü inanın bu milyon dolardan daha önemli. Yani bu belki size saçma gelecek ama inanın öyle.
Ya da çevrem bazen bana diyor. Ben mesela bazen şehir dışına çıkıyorum. Bana diyorlar ki ne kadar aldın? Almadım ki para yani. Niye alayım ki? Orada öğrenci insanlara, öğrencilere bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çünkü öğrenci bizim başımızın tacı her zaman. Yani biz de öğrenci olduk. Ben de öğrenciliği yaşadım. Ve ben öğrencilikte bu tür etkinliklere daha fazla katılabilseydim belki çok çok daha iyi bir yerde olabilirdim. O yüzden öğrenciler gerçekten hepimizin geleceği. Yani ülkenin değil, bizim devrimizin de geleceği, soyumuzun da geleceği olduğu için elimden geldiğince bütün öğrenci arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum. Geçmişte yaşayamazsınız. Ne kadar kötü olursa 30'un geçmişiniz, ne kadar ağır şeyler yaşamış olursanız olun, geçmişte yaşayamazsınız. Geçmişinizi tabii ki de yutamazsınız ama geçmişi gelecekle beraber taşıyamazsınız. Geçmiş yüküyle geleceğe yürüyemezsiniz. Geçmişi geçmişte bırakmaya çalışıp tabii yaşadığınız şeye de göre o değişir. Yani ona asla yargılamak falan düşmez. Olabildiğince geleceğe odaklanmaya çalışın. Geçmişinizdeki hatalardan ders alın. Ama onların ağırlığını, pişmanlıklarını, üzüntüsünü, derdini, tasasını geleceğe taşımayın. Çünkü gerçekten geçmişteki kötü olaylarda kalırsanız geleceğinizde asla iyi bir geleceğe erişemezsiniz. Ve nereden geldiğinizi asla unutmayın arkadaşlar. Yani önceden yaşamış olduğunuz hayatta size destek olmuş insanları, iyilik yapmış insanları, kötülük yapmış insanları asla unutmayın. Affetmek tabii ki de çok büyük bir erdem. Ama kötülük yapan insanı da, iyilik yapan insanı lütfen unutmayın. Bu hem hayat için hem sektörel açıdan da önemli. Maalesef sektörde de ayağınızı kaydırmak isteyecek çok insan olacaktır. Olacaktır yani. Sizi başarısız kılmak isteyen, sizin önünüze geçmek isteyen, sizi tökezletmek isteyen, size nispet yapan, sizi yıkıcı eleştiriler yapan, sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan belki birçok insan olacaktır. Ama en önemlisi o insanlar arasında onlar gibi olmayıp şerefle, namusla, düzgünlükle yolumuzu devam etmeye çalışmanız. Çünkü inanın doğruluk ve gerçek iyilik her zaman kazanıyor. Gerçekten kazanıyor. Kendi tecrübelerinden yola çıkarsın. Son sayfa bu sunumumdaki. Kendinize hep güvenin. Yani maalesef şu anki gençlerimizde ve öğrencilerimizde şöyle bir şey var. Abi ben işte kendimi şirkete beğendirebilir miyim? Tabii ki de şimdi kendi şirketi beğendirmek zorundasın. Şöyle beğendirmek zorundasın. Beğendirmekten kastım şu. Yani onların isteklerine ve beklentilerine uyabilecek misin? Kendini tabii ki de ifade edip onları ikna etmek zorundasın. Bu kabul. Ama sizden çok saçma şeyler isteyen ya da beş farklı işin sorumluluklarını tek başına sizden isteyen şirketler içinde lütfen kendi güveninizi kırmayın. Yani ben işe giremiyorum çünkü bu şirkette bile giremiyorsam demek ki kötü bir insanım, yapamıyorum demek ki başarısızım demeyin. Çünkü her zaman şirketlere sizlere ihtiyacı var arkadaşlar. Evet bazı şirketlerin şöyle düşüncesi olabilir. İşte atıyorum Fethi olmaz, Taha olur, Taha olmaz, Ahmet olur, Ahmet olmaz, Mehmet olur, bulurum birini. Evet ama önemli olan şu. İnanın herkes için bir şirket var. Yani siz bile şu an mezun olduğunuzda, siz bile mezun olduğunuzda, yani bileği atın, bileği ağız açkan söyleyeyim. Siz mezun olduğunuzda sizi alacak bir şirket var. Ben de mesela ilk mezun olduğumda beni de işe alan bir şirket oldu. Mantıklı. Ve hani şükürler olsun ki kendimi bir şekilde geliştirebildim, ilerletebildim. Sizin için de bu böyle olacak. A şirket olmazsa B olacak, B olmazsa C olacak. Çünkü onların size ihtiyacı var. Unutmayın. Ve kendi değerinizi bilmezseniz kimsenin değerinizi de bilmez. Yani siz kendinizi sürekli tevazuyla düşürürsünüz, küçük görürsünüz, sizin kimse değerinizi bilmez. Öncelikle sizin kendi değerinizi bilmeliyiz, kendinizi değerlendirmemeliyiz ve sert, sağlam ayaklarla ayakta durmanız gerekiyor. Sektörde çok karşılaşacaksınız. Yapıcı eleştiri, yıkıcı eleştiri arasındaki farkı lütfen ayırt etmeye çalışın. Çünkü sektörde ben de çok karşılaştım. Yani çok random ve rastgele bir şekilde eleştiri aldığım zamanlar da oldu. Öncelikle bunun yapıcı mı yıkıcı mı olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Çünkü olabilir. Ben eleştiriyi çok seven bir insanım. Belki bu sunumdan sonra biri bana gelecek diyecek ki ya Fethi 1 saat 15 dakikamızı 1,5 saatimizi çaldın. Ne kadar manyak adamsınız. Çok da kötü anlattın diyebilir mesela. Bu eleştiridir. Bunu kabul ederim. Ben de derim ki özür dilerim. Demek ki bir şey başaramamışımdır. Sonraki eğitimlerine devam ederim. Hani ama dikkat ederim. Derim mesela. Ama biri gelip dese ki ya Fethiye işte Allah seni kahretmesin, sen leş bir adamsın, şöylesin, böylesin. Ondan dedim ki bu yıkıcı bir eleştiridir. O nedenden dolayı yapıcı ve yıkıcı eleştiri arasındaki farkı bilin, o konuda tevazulu olun. Yani inanın ben öğrendiğim çoğu şeyi eleştiriler sayesinde öğrendim. Yani bir şeyi yaptığınız zaman, mesela bir kod yazdınız, kod gerçekten size göre çok iyi uçuyor. Ama biri gidiyor ki, bu niye böyle yaptın diyor mesela, bütün hevesiniz kırılıyor.
Ama sonrasında size onun daha iyi bir yolunu gösterir. Mesela. Ben her zaman kodumu eleştiren insanlara şunu söylerim. Kodumu eleştirebilirsin. Saygı duyuyorum tabii ki de. Ama benim kodumu beğenmiyorsan bana daha iyisini göster. Hani sana göre nasıl oldu? Çünkü farklı düşünceler, farklı kültürler, farklı düşünceler, farklı bakış açıları her zaman sizi bu tipleri taşır. Hiçbir zaman hiçbir gelişmeyi tek başına yapamazsınız arkadaşlar. Biri gelir mutlaka size hayatınızda en az bir kişi hayatınızda yön verir. Düşüncelerinize, fikirlerinize, kariyerinize bir şekilde verir yani. Ondan dolayı yapıcı eleştiri, yapıcı eleştiri arasındaki farkı lütfen bilin ve karıştırmayın. Beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Çok uzattığımın farkındayım. Sıkıldıysanız da özür dilerim. Burada bahsetmek istediğim şey aslında konsept şuydu. Hayatım ne kadar kötü giderse gitsin. Kendimi bir şekilde hep devam edecek gücü bulmaya çalıştım. Sizin de hayatınızda kötüler olacak. Hepimizin hayatında oluyor. Ama gerçekten ne kadar dibe vurursanız vurun, aileniz boşanabilir, aileniz ayrılabilir, ebeveynleriniz vefat edebilir. Allah korusun, Allah korusun. Daha ağır şeyler yaşayabilirsiniz. Ama gerçekten inanın hayat devam ediyor. Ve şu an hayatınızın çok genç dönemlerindesiniz, hayatınızın baharındasınız ve hayatınızın ilerleyen dönemlerinin hayatınızın neyin beklediğini bilemezsiniz. Eğer ben bundan 10 sene önceki hayatıma göre kendimi değerlendirip benden bir şey olmaz diye pes etseydim belki hayatım şu an burada olmayacaktı. Belki şu an bu kadar ileride olmayacaktım. Belki sizi şu an konuşabilecek kadar kendimi geliştiremeyecektim. Şu an Fethiye'de yaşayabilecek kadar hayatımı düzene sokamayacaktım. Hayat gerçekten bitirdiğiniz yerde başlıyor ve lütfen ama lütfen pes etmeyin. Hayattan asla pes etmeyin. Siz hayattan daha güçlüsünüz. Süper kahraman filmlerinde bile süper kahramanın bir düştüğü, yani kötü hissettiği bir süreç vardır. Baya böyle düşer, çöker, bir hayatı sorgular. Ne yapıyorum ben de? Ama sonrasında toparlar. Hepiniz unutmayın, kendi hayatınızın süper kahramanlarısınız, baş kahramanlarısınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa dinlemekten çok memnun olurum. Cevaplamaya çalışmaktan da çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Özellikle bizim yaş grubumuz için, bizim bu yaş grubumuzdaki üniversite öğrencileri için çok değerli bir etkinlik oldu. Şimdi biz gençler olarak tabii ki kariyerimizi nasıl şekillendireceğiz? Hepimize bir gelecek kaygısı var. Bir de biz gençler arasında bir de şöyle bir kötü bir şey popüler olmaya başladı. Geleceğe karşı olumsuz tavırlarda kendini beslemek. Ya benden bir şey olmayacak ya da bir başkası bir şey yapıyor ben onun gibi bir şey yapamayacağım gibi ya da yani ne bileyim yani çeşitli nedenlerle birlikte yani kendisini kötü duruma alıştırmaya çalışan çok genç var. Gerçekten sizin hayat tecrübenizi dinleyen özellikle genç arkadaşlar burada kendileri için önemli şeyleri fark etmişlerdir. Özellikle kendi kişisel gelişmeye açısından. Yani biz gençler aslında bizi bu yönde yönlendirebilecek değerli büyüklerimiz sizler olduğu sürece biz inanıyoruz ki çok olumlu bir gelecek yani biz gençler için bekliyor ama çabalamak, akıllıca düşünmek, yani hayat mücadelesini kaybetmemek gerekiyor. Gerçekten sizin etkinliğinizde bize aslında bize çok güzel farklı şeyler anlattınız. Ben bu konuda bize bunu anlattığınız için teşekkür ediyorum Fethi Bey. Ben teşekkür ederim. Son olarak şöyle bir kapanış yapmak istiyorum kendi adıma. Hayat hiçbir zaman kolay olmayacak. Mesleki anlamda da olmayacak. Yani hayattan kastım özel hayatınız da kolay olmayacak. Mesleki hayatınız da kolay olmayacak. Yani babanızın bir holdingi, dedenizden kalan bir arsa, bir tarla veya çok böyle Adnan Ziyagil gibi bir hayatınız, yalınız yoksa hayat hiçbir zaman kolay olmayacak. Ve bir şekilde bir şeylere sahip olmak için kendi tırnaklarınızla, dişinizle mücadele verip buna sahip olmanız gerekiyor. Hepimiz kendi mücadelemizi veriyoruz. Hepimizin hayatta olumsuzluklar tabii ki de oluyor. Günün sonunda hayat size olabildiğince ağır yüklenecek. Bu bir gerçek. Yani hayat size sürekli aşağı çekmeye çalışacak. Tam böyle iyi oldum dediğinizde bir olay yaşanacak ve çok kötü hissedeceksiniz. Çoğunlukla böyle oluyor. Yani benim başıma gelenler böyle. Ama şöyle söyleyeyim. Kendiniz için vazgeçebilirsiniz. Yani evet ben başaramıyorum deyip kendiniz için düşebilirsiniz. Hiç problem değil. Ama İleride veya hayatınızda biri varsa şu an bu sevgiliniz olabilir, ailenizden biri olabilir, baktığınız bir evciler olabilir. Benim için kedimdi mesela. Yani onun için düşme lüksünüz yok. Yani ben de mesela şu an ne kadar kötü hissedersem hissedeyim, ne sorunlar yaşarsam yaşayayım. Benim de hayatımda düşemem ya. Düşersem hani onları yarı yolda bırakırım diyeceğim varlıklar var. İnsanları da var. Yani kedilerim de var mesela. Onlar için bunu yapamam. Düşemem yani. Ha, evet üzülebilir miyim? Evet ya düşersem de şöyle düşerim. Düşerim ama kalkarım.
Hani çok kötü hissederim. Evet, bunalıma da girerim. Ama bunalıma girmek, mücadeleyi bırakmak için bir şey değil. Nasıl söyleyeyim onu? Bir bahane değil yani. Çünkü bu sizin mücadeleniz. Yani o çok sevdiğimiz oyunlarda, video oyunlarında, süper kahraman filmlerinde görüyoruz. Adam dünyanın şeyini yaşıyor. Ama düşmüyor, mücadele ediyor ve kazanıyor. Hepimizin hayatı bir mücadele aslında. Meslek hayatında da böyle. Ya her türlü dişinizi tırnağınızı zorlamanız gerekiyor her kapıyı. Bir şey öğrenemiyor musunuz? Başka bir şeye yönelin. Yapamıyor musunuz? Zorlayın. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şey kolay olmayacak. Önce bunun farkına varmak gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Böyle güzel bir etkinlikte de genç arkadaşlarımla buluşma fırsatı verdiğim için. Hem öğrenci kulübünden sana. Teşekkür ederim. Size bir soru sormak istiyorum da Tabii izninizle. ki. Estağfurullah. Hayattaki en büyük motivasyonunuz nedir? Yani özellikle öğrenci arkadaşlarımız için. Önceden kariyerdi. Mesela en büyük motivasyonum ben en büyük olacağım. Bu birazcık şey Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır gibi en büyük ben olacağım kafasındaydım. İşte alacağım İstanbul'u da gideceğim falan da. Yaş ilerleyince ve belli bir olgunluğa ulaşınca şuna dönüyorlar. İstediğim bir hayat yaşayacağım. En büyük motivasyonum o. Ben istediğim bir hayat yaşayacağım. İstediğim hayatta nedir? Kimseye bağlı kalmadan kendi ayaklarımın üzerinde durup, kendi ailemi kurup, onları asla bir şeye muhtaç etmemek, kimsenin yüzüne baktırmamak. Çünkü maalesef ben o yokluk dönemlerinde bunu çok ağır bir şekilde yaşadım. Yani insanların bize yardımları diyeyim artık ne diyeyim, buna çok değmeyeceğim. Yani böyle olunca ben bu kadar kötü şeyi de yaşadığım için yani ben aileme bunu yaşatmak istemiyorum, kendime bunu yaşatmak istemiyorum. Hani hem anneme kardeşime hem de ileride kuracağım aileye. O nedenden dolayı benim en büyük motivasyonum sevdiklerim. Yani ben sevdiklerim için yaşarım. Her zaman böyledir. İnsanın her zaman yaşayacak bir amacı olmalı. Devam edecek bir amacı olmalı. Az önce de bahsettiğim gibi. Bu bir kedi olabilir, balık olabilir, insan olabilir, at olabilir, kuş olabilir, bir hedef olabilir. Ve hepimiz aslında günün sonunda, yani yeryüzündeki herkes günün sonunda bir şey sevdikleri için çabalıyor. Onlara iyi bir hayat sunmak için, kendisi iyi yaşam sürsün diye, yani kendisi için de yapıyor bunu tabii ki. O yüzden benim de en büyük motivasyonum sevdiklerim aslında. Onlar için mücadeleyi bırakamam. Kendim için bırakırım, hiç problem değil. Ama onlar için asla bırakamam. Teşekkür ederim Fethi Bey. Gerçekten bizi çok güzel konularda bilgilendirdiniz. Özellikle hayat tecrübeniz ile birlikte kendi hayatımızda nereye dikkat etmemiz gerektiğini, motivasyonumuzu ve hayal ettiğimiz şeylerin misyonunu, vizyonunu konusunda bizi gerçekten bilgilendirdiniz. Bu etkinliğimizde bizimle birlikte olduğunuz için ben arkadaşlarım adına, topluluğum adına size teşekkür ediyorum önce. Umarım başka etkinliklerimizde görüşme fırsatı buluruz. Değerli izleyiciler, isterseniz sorularınız var ise Fethi Bey için uygunsa alabiliriz. Ya Estağfurullah, da tabii ki. bekleyebilirsiniz. Tabii ki. Özellikle bizim bu topluluğu kurma niyetimiz ise yani üniversitemizde yeni bir teknoloji kültürü getirmekte. Üniversitemizdeki öğrencilerin normal şeylerden farklı olarak daha fazla deneyim kazanabileceği bir ortam oluşturmak istedik. Özellikle olabildiğince kariyer söyleşileri yapmayı hedefledik bu konuda. Sizin gibi değerli insanları buraya gerçekten getirmek bizim için büyük bir şans. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederim Fethi Bey. Ben teşekkür ederim çok davet ettiğiniz için. Umarım ilerleyen etkinliklerde görüşmek üzere. Görüşmek Umarım dileğiyle. teşekkür ederim Fethi Bey. Arkadaşlar eğer sorularınız yoksa yanımızı kapatabiliriz. Galiba sorular yok gibi Fethi Bey. Aynen. Evet. İsterseniz burada şimdi yayını durduruyorum. Arkadaşlar hepinize katıldığınız ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Fethi Bey sizin son bir dileğiniz yoksa kapatayım yayını. Ben de tüm izleyicilere teşekkür ediyorum. Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin. Bana istediğiniz yerden, istediğiniz kanaldan ulaşabilirsiniz. Seve seve yardımcı olmaya çalışırım. İyi akşamlar dilerim herkese. İyi akşamlar diliyoruz herkese.